7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Gençliğime doyamadan bir blender'a sebebi böyle uzanacaktım. How are you? I am wonderful. Açık bir pide, kıtır kıtır böyle bir şey beklediğimi söyledim ama kapalı pide olarak da önümüze geliyor. Aynı kapalı pide, o kapalı pide bile değildi, o gözleme bile değildi. Boş boş bakıyor, ne konuşulduğunun farkında değil. Kadir'cim eleştiriyor kadın. Ama diyor ki bak dünkü etten lezzet aldın mı diyor, nasıl o yemeği beğendin diyor. Etin lezzeti yoktu ki. Et kupkuru, sadece böyle sası bir tadı vardı. O zaman Rüveyda yemekten mi anlamıyor? Bence yemekten anlamıyor. Allah canını almasın Rüveyda. Dolabın altında cephanelik var. Ben buraya bir davet sofrasına geliyorum. Ben üst komşuma veyahut da alt komşuma akşam yemeğine gelmiyorum. Bu çorba normal olması gerektiği kadar bir tuzlu olan bir çorba. Yani benim çorbam tuzlu deyip etiketlemenize izin vermiyorum. Bence biraz puan kaygısıyla böyle bir yorum yaptığımı düşünüyorum. Yok, kabağı tatlı yaparım. Onun üstüne ceviz atar yerim ben. İşte hız, işte pratiklik, işte beceri, işte marifet. Ben bu mantıdan daha önce hiç yemedim. Yani pek sevemedim. İşte renk oranı tutturmuşum. Bunlar mesela aşamalı ve zor olan kriterler. Böyle sadece bir börek sardım çıktım gibi de olmadı. Hani o yüzden hani ya biraz daha... Yani... Övgüyü alamadın. Hayır, övgüden ziyade hakkımı vermelerini isterim. Yani ben senin yemeğini beğenmedim. Beğenmek için de beni zorlamasına gerek yok. İçini beğenmedin ama dışı olmuştur desen gibi musun? Yönlendirmeye çalışıyor. Evet. Aynen ama öyle. Niye yapıyorsun ama biliyor evet musunuz? Işte. Hayır bakın. Emine Hanım mesela dedi limon koysaydı. Hani böyle öneriler ya da işte... Sizin damağınıza uymaması sizin probleminiz. Ayşenur yoldan geçerken rastgele gelmiş. Ben yorum yapmak istemiyorum. Ser planım devam edeyim ya. Çünkü yapacak bir şeyi yok. Hak eden kazansın. Tabii ki ben hak ediyorum, ben kazanacağım. Bu haftanın birincisi 50.000 TL'nin sahibi. Buradan inşallah şampiyon olarak ben çıkacağım. Ben birinci olurum inşallah. Bence bu parayı en çok ben hak ediyorum. Hak ettiğimi düşündüğüm ve birinci olmaya layık olan bir sofra oldu. Bu hafta en hamarat benim diyen yarışmacımız 3. Dedem de bıyıklarını boyarken Hint kınasının içine ceviz yaprağı kaynatıp daha koyu yapıyor. Aklıma geldi birden. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'den herkese merhabalar, hayırlı cumalar efendim. Haftanın son gününe geldik. Yine sildik, süpürdük, pişirdik, taşıdık. Koca bir haftayı geride bıraktık. Bugün Rüveyda Hanım'ın evine davetliyiz. Kendisi biliyorsunuz ki çok naif bir hanımefendi. Aynı zamanda İngilizce öğretmeni. Haftanın son gününde kendisi masa kuracak, yemekler yapacak. Merak ediyoruz biz de sizler gibi ve en önemlisi bugün büyük final. Bakalım 50.000 TL'nin sahibi kim olacak? Hep birlikte görelim. Eğlenceye, temizliğe ve yemeğe hazırsanız haydi buyurun. En Hamarat Benim başlıyor. Şampiyonun açıklanacağı büyük final gününde yaptığı ılımlı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken İngilizce öğretmeni, bir çocuk annesi Rüveyda Hanım'a konuk oluyoruz. Merhabalar, good morning teacher. Evet. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk efendim. Hava var, yok hava yok. What is your, yok canım, what is your name dedi kız. Nasılsın, nasılsın, dur. How are you? Ha, doğru söyledin, iyi heyecan, how are you? I am wonderful. Aa, patek sert diyor. Rüveyda Cengil, 31 yaşındayım, İngilizce öğretmeniyim. Bir oğlum var, evliyim. Aslen Amasyalıyım ama Manisa Soma'da doğup büyüdüm. Elazığ'da doğu görevimi tamamlayıp 4 ay önce de İstanbul'a geldim. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim, nasılsınız? İyisiniz. Aa, kendi eviniz, oo evet, çok kendi güzel. Evim, Kadir Bey. O zaman şöyle, 5000 TL nasıl deniyor İngilizce'de? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. For nerede? Bayağı iyi. Thank you so much. Ha, ne demek, ne demek. Allah yerinde yedirsin inşallah. Evet sevgili seyirciler, bugün Rüveyda Hanım'ın muhteşem evindeyiz. Biliyorsunuz Rüveyda Hanım bu haftanın böyle en ılımlı, en uyumlu yarışmacısıydı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kimseyi kıracak yorumlar yapmadı. Ama hanımlar da genel olarak dediler ki, Rüveyda Hanım hiçbir şey eleştirmiyorsunuz. Rüveyda da diyor ki, hanımlar siz bana taktınız kafayı. O yüzden hiç kötü eleştirelimi duymuyorsunuz. Evet. Çünkü çok böyle yumuşak, onlar alışmışlar. Sert dil alışmışlar. İki elini beline koyacaksın. Evet, işte.
Yapmadın mı anlamıyorlar. Dozu gelmiyor ona. Aynen bakalım öyle. Bakın göreceğiz. Şöyle salonunuzdan başlayalım tamam. O zaman evinizi gezmeye. Çok güzel bir havası var. Buyurun, buyurun. Efendim. Siz buyurun, buyurun hocam. Teşekkür ederim. Evet, dekorasyon muhtı. Önce dedim ki duvar kağıdım acaba yok gerçekmiş. Evet. Ben de bunu kırmızısını sobanın arkasına yaptırdım. Çok hoş, sıcağı güzel tutsun diye. Çok şık bir evim var Rüveyda. Teşekkür ederim efendim. Göz yormuyor. Çok böyle tam seni yansıtan bir ev. Yani. Çok beğendim. Birleştirmeye çalıştık sevgili. Sen böyle gold mold sevmiyorsun. Yani çok böyle bir tek tercih... boynunu da seviyorsun anladım. Tak olarak. Yeri... Cumhuriyet miydi o, Reşat mıydı? Reşat. Reşat maşallah. Hı-hı. Çok güzel, ferah bir evim var. Koltukların falan da temiz. Burada mı oturuyorsun ama oturma odan mı var? Burada oturuyorum. Ha, burada oturuyorsun. Hı-hı, televizyon yok ya, o yüzden dedim. Televizyon kullanmıyoruz şu an. Aa, evet. Ne izliyorsunuz kız? Yani internetten öyle kendimiz zevklerimiz. Öyle çok uzun süreler izlemiyoruz zaten. Ha. Ama işte sizi severek takip ediyoruz internetten. Tam öğretmen evi, televizyona karşıyız. Yok, karşı değiliz. Tabii ki de izlenebilir. Ama biz şu an tercih etmiyoruz, aynen. Anladım. İlerisi için sen planlarımız var ama. Televizyon izledik. Ya şimdi şöyle bir şey oluyor, televizyon oldukça sürekli açıp gerekli gereksiz her şeyi izlerken buluyorsunuz ama telefonda olursa istediğiniz şeyi izleyebiliyorsunuz. Sadece enemarat benimi giriyorsun en azından, yani, izleyip çıkıyorsun. Sıkıntı yok tabii ki. Bilinçli televizyon kullanıcısı. Bir de mutfağa gezelim Rüveyda'cığım, buyur gel. Evet, mutfak da çok güzel, çok şık. Sen buraya ne zaman taşımıştın Rüveyda? 4 ay oldu. 4 ay oldu. Normalde erkek kardeşim oturuyordu bu evde. Sonra biz tayin çıkınca abla dedi ben bekarım, ha, nereye olsa sığarım siz gelin rahat edin dedi. O nereye gitti? O lojmanlara çıktı. Ha, lojmanlara çıktı. Aynen. Ben de diyecektim ki kız İstanbul'a gelip de çabuk hemen iyi bir güzel ev bulmuşsunuz. Yok, kardeşimden, ailemden Allah razı olsun. Tapusu sizin mi? Babamın evi ama bizim artık. Oo, en sevdiğim. Ben her zaman diyorum bak, babanızın fakir olması sizin suçunuz değil ama kayınpederinizin fakir ama olması sizin suçunuz. Ama kayınpederim değil işte. Yok, eşin için söylüyorum. Ha. Kayınpederiniz zengin seçebilirsiniz. Bu damat için de geçerli, kız için de geçerli. Eşi içeride çağırırım şimdi, görürsün. Yok, her zaman ben her kendim için de söylüyorum. Kayınpederimin maddi durumun iyi olması bana da faydası tabii olur değil mi yani? Doğru. Evet, şöyle bir bulaşık makinemizi açalım. Rüveyda'cığım, evini temizliğine asla puan vermiyoruz biliyorsun. Beraber evet. Temizlik yapacağız. Sadece şöyle bir bakayım dedim. Evet. Seninle de zaten gezeceğiz. İnşallah temizleyecek bir yerler buluruz. İnşallah. Bulamayacağız gibi. Bana da öyle geliyor. Sen şu an ev hanımısın değil mi? Çocukla ablalarla ücretsizle ayrıldın. Evet. 10 aydır falan evdeyim. Bir şeyciğim, alıştın mı bu ev hayatına? Ya rahat aslında ama çocuk doğduktan sonra yani kendi alanın olmadığı için ister istemez. Çocuksuken, çocuk olmadığı zaman ev hanım olmak evet, güzel. Evet, çok free. Güzel, çok rahat. Free, İngilizceye bak. Ferah, free, ferah demek değil mi? Rahat, fresh, free, fresh, fresh. Fresh. Aman her şey doğru da bir benim dediğim yanlış. Hadi gel gidelim Rüveyda'cığım. Rüveyda'cığım, eşyalar. Sen kaç senelik evlidir Rüveyda? 4 senedir evli. 4 senelik. Eşyalar da güzel kullanmışsın, temiz. Baksa duşakabinde zerre kireç yok. Bugün benim günüm olduğu için mutluyum. Hatta Fidel'in bana gelmiş olması beni ayrıca gururlandırıyor. Çünkü çok güzel bir hafta geçirdik. Arkadaşlarımla gerekli yerlerde olumlu olumsuz eleştiriler yaptık ama gayet güzel bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden eğlenceli bir cumayı bizimle izleyecekler. Evet, banyo gayet güzel. O zaman gidelim, hanımları içeri alalım. Rüveyda Hanım'a karşı tepkilerini, yorumlarını merak ediyoruz. Ama merak etmeyin, Rüveyda Hanım sakin. Ile hepsini de öyle mayıştıracak. Hadi gidiyoruz efendim. Temizlikte iddialıyım. Yani mükemmel, tertemiz, tozsuz bir ev olacağını asla düşünmüyorum. Kadir Bey'in evini tenzih ederim. Ama yani detay konusunda kendime güveniyorum. Kadir Bey'in de bu detaylarda beni takdir edeceğini umuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Şöyle buyurun. Hoş teşekkür geldiniz. Ederiz. Merhabalar. Rüveyda Hanım'ın karşılamasını sıcak ve içten buldum. Karşılamasını normal, samimi, sıcak buldum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ablacığım, hayırlı sabahlar. Buyur, teşekkürler. Buyur. Çok şıksınız efendim. Çok teşekkür bunu ederim. Parlıyorsanız. Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Buyurun efendim. Rüveyda Hanım'ın karşılamasını beğendim. Güzeldi. Rüveyda Hanım'ın karşılaması daha samimiydi Nesrin Hanım'a göre. Kolonya falan verdi. Yine elimizi sıkmasa da. Ya ben böyle bir sarılmak istiyorum yarışmacılara. Ya kimse bana sarılmadı. Ben onlara ilk gün sarıldım. Onlar herhalde beni yapmacık falan sandılar ama ben gerçekten de böyle bir insanım. Karşılanırken sarılmayı çok severim. Evet, bugün son gün. Hem 50 bin liranın sahibi artık belli olacak. Hem birbirimize veda edeceğiz. Hem de Rüveyda'nın marifetini göreceğiz.
Şimdi Rüveyda hakkında haftanın başından beri hep aynı şeyleri söylediniz. Ki Rüveyda da dün artık burasına geldi. Dün bayağı uzun bir açıklama yaptı. Şimdi bu konu üstünden biraz bir konuşalım. Rüveyda'yı da bir rahatlatalım. Rüveyda da tam olarak kendini ifade etsin. Siz nelerden rahatsızsınız bir dile getirin. Evet. Ondan sonra da kahvelerimize geçelim. Evet Ayşegül, senden başlayalım. Yine muhteşem açıklamalarını yap. Sürekli bana Ayşegül diyorlar. Benim ismim Ayşenur. Kolay kolay da unutulmam aslında. Ayşenur dedim mi? Tek benim yani. Ne düşünüyorsun Rüveyda hakkında, yorumları hakkında? Memnun musun? Kendi masamda çok güzel yorumları. Ama başkasının masasında yapınca hoşuma gitmiyor. Rüveyda Hanım hep kendi gününü oynadı. Herkese olumlu yorumlar yaptı. Herkes ona olumlu yorum yapmasını bekleyecek ama kimse ona olumlu yorumlar yapmayacak. Çok üzülecek ama yapacak bir şey yok. Biz buraya yarışmaya geldik. Ben 50.000 TL'yi alıp gideceğimi düşünüyorum. Konuyu buraya nasıl bağladım bilmiyorum. Peki puanlama konusunda Rüveyda Hanım hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu yorumların ardından sence yüksek yüksek puanlar geliyor mudur? Her şeyi beğendiğine göre yüksek puanlar bekliyorum Rüveyda Hanım'dan. Peki. Rüveyda Hanım'ın yorumları puanlarına yansımamıştır diye düşünüyorum. Gerektiği yerlerde puanları kırmıştır diye düşünüyorum. Çünkü o da bir yarışmacı. Kimse kimseye havadan ödül vermez. Serpil Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Ben ilk gün ne söylediysem son günde aynısını söylüyorum. Bir hatırlatalım tekrar. Rüveyda Hanım'ın Pollyanna olduğunu ve herkese karşı işte aynı yorumları yaptığını düşünüyorum. Peki, ama Pollyanna olmasının sebebi ne? Şimdi bu bir yarışma. Herkes 50.000 TL için burada. Evet. Marifetini gösteriyor. Rüveyda Hanım'a göre hani 50.000 lira için ister istemez bilerek beğenmemezlikler oluyor. Ama siz de diyorsunuz ki hani her şeyde beğenmek iyi, evet, değil. Evet. Ve ben bunun puanlara yansıdığını da düşünmüyorum. Hmm. Hep yani her iyi yorumun da her şekilde puana yansıdığını düşünmüyorum. Rüveyda Hanım tarafından. Benim puanlarımı bilmedikleri için arkadaşlarım belki benim hakkımda böyle düşünmeleri çok normal. Ama şöyle düşünüyorum, benim prensim de böyle bir yarışmada eğer sofran yetişmişse ve eksikli yanık bir yemeğin yoksa ikiliye başlayamazsın kesinlikle. Hasalar kusurlar oldukça puanlama yavaş yavaş düşer. Ama yani olmuş yemeklere de olmamış diyemem. Kesinlikle verdiğim puanlarda vicdanım rahat. Şimdi her şeyi beğeniyorsa o zaman yapanla yapmayanı zaten ayırt edemiyor. O zaman gerçek yapanın da hakkına girmiş oluyor. Ben kötü yorumlar yaptım da sizin duymadığınızı düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani kötü yorumlarımı da duymuyorsunuz. Kötü yorum şimdi olarak... Şimdi şöyle baktığımda kötü olan şeyleri tek tek söyleyebilirim. Onları masada da söyledim. Ama niyeyse o yorumlarımın üstü hep kapatılıyor. Hani çoğunluk dikkatinizi çekiyor muhtemelen. Ya da ama kötü yorumu yani biraz hep... daha yumuşatarak mı söylüyorum? Hani böyle dandan mı söylemem gerekiyordu acaba? Dandan değil de hep yorumlar aynı oranda. Yani herkese yapılan yorumları ben hep aynı gördüm sizde. Ya mesela ben şu an aklıma hep pilavdan da gidiyoruz ya. Pilav örneklerini verdiğimizde kimisi dedim ki mesela sizinkinde karışım pişmesi güzel olmuş dedim. Ayşe Hanım tıkırlı olmuş dedim. Aynı şekilde hani o tereyağı kokusunu alıyorum dedim. Bu üç pilav yorumumun hangisi aynı acaba? Yani ben pilav örneğinden gidersek sadece yani sadece bir örnek yorumlar veriyorum. Yorumlar aynı değil ya da ama... Ya ana yemeklerinizi yorumlayın mesela. Olumlu olumsuz hepsini tekrardan başlıyorum. Yorumların içeriği aynı değil ama... İçeriği aynı değil ama... Üslubumuz yani. Yani bence bizim üslubumuz da güzel. Biz kötü üsluplu muyuz? Biz terbiyesiz miyiz yani? Ya üsluptan ziyade mesela Ayşegül'ün gününde benim hatırıma kadar evet pilav tıkır demiştin ama lezzeti yerinde değil, evet, sonunda beğendin aynen yani. Öyle. Ama şey tıkırlığı benim için harika. Ben buna tam puan veririm ama diye bir şey değil. Ama sonunda şimdi beğendiğimi kullanınca o baştaki tıkırık işte onlar önemli. İşte onu duymuyorlar. Ama bir şey olmamışa da olmuş ben diyorsun. Ben onu demek mesela istiyorum işte. Mesela hangi olmamış var? Mesela Ayşegül'ün pilavını söyleyelim. Hani Ayşegül'ün pilavı zaten dibine tutmuştu. Parça parça işte tabaklarımızda topaklaşmıştı. Vardı zaten. Ama sonunda beğendim. Ayşenur. Pardon düzelttim. Niye benim adımı unutuyorlar ki? Ben kolay unutulacak bir kadın mıyım? Nesrin Hanım'ın dün pidesi olmamıştı. Gözleme bile değildi. Hani pide zaten ana bir kere zaten ocağın üstünde pişmez, fırında pişer. Hamurunun formatı o değildi. Hani ona bile olmuş dedi. Tadı güzel dedi. Ama bakın önceki cümlelerime ne demiştim? Ben açık bir pide, kıtır böyle bir şey beklediğimi söyledim ama kapalı pide olarak da önümüze geliyor. Aynı ama kapalı pide o kapalı pide bile değildi. O gözleme bile değildi. Ben Nesrin Hanım dünden beri hiç anlamış değilim. Nesrin Hanım'da yani bariz bir tutukluk mu desem, heyecan mı desem anlamlandıramadığım bir şey var. Orada konuşuluyor. Boş boş bakıyor. Ne konuşulduğunun farkında değil. Pidesi hakkında yorum yapılıyor. Cevap veremiyor. Yani gülmemek için kendimi çok zor tuttum. O hariç herkes onu savunmaya kalktı veya yemeği hakkında fikir vermeye işte yapılışı tariflerini vermeye çalıştı. Yaptığının yanlış olduğunu kabul etmese bile işte ben bunu böyle uygun gördüm yaptım demeye bile çekindi. Bir Nesrin Hanım'dan da bir açıklama kapama bekliyoruz. Kapama da zaten o kapama değildi. Hani kapama da var öyle. Hani
İşte lütfen rica ediyorum. İçinin lezzeti size... O gözleme gibiydi, evet. Etin lezzeti size geldi mi? Etin lezzetini alabildiniz mi? Ama aynı... Etin sası bir tadı vardı. Aynı tuzlulukta Senin etinin lezzeti güzel miydi? Benim etimin lezzeti gayet güzeldi. Sana göre güzeldi tabii. Siz koyun eti yemediğiniz için evet, siz koyun eti yemediğiniz için işte bak burada ne oluyor? Herkesin ne oluyor? Damak yani sonuçta diye. Demek ki burada bir şekilde hepimizin ağzının bir tadı var. Değişik bir ben tadı var. Ben ağız tadından şimdi, bahsetmiyorum canım, zaten. Şimdi tuzu öyle bir şey yoktu, ki bak bir öyle bir vardı. Şey ki burada biz işte benim ağzımın ben tuzluyu severim. Ben tatlıyı severim. İşte benim damak tadım buna. Burada öyle bir şey yok. Ben bilemem Serpil Hanım'ın damak tadı nasıl olduğunu. Ben damak tadı diye bir cümle asla kullanmadım. Kimse burada damak tadı yarıştırmıyor. Rüveyde Hanım'a gelirsek eleştirirken bile sert yapmıyor. Yapmadığı için hep eleştirilerini böyle naif olarak alıyoruz. Tamam, naif olması tabii ki güzel. Biz de zaten bağırsın ya da kavga edelim demiyoruz ama Emine Hanım diyor ki eleştirmemesi de kötü bir şey. Ama Kadir'ciğim, yani herkesi aynı kefeye koyması, herkese olumlu olması da iyi bir şey değil. Kadir'ciğim eleştiriyor kadın. Şimdi hep aynı yorum. Ama diyor ki bak dünkü etten lezzet aldın mı diyor. Nasıl o yemeği beğendin diyor. Dünkü etin lezzeti yoktu ki. Şimdi, patlıcan sadece yağını çekmiş, et kupkuru sadece böyle sası bir tadı vardı. O zaman Rüveyda yemekten mi anlamıyor? Bence yemekten anlamıyor. Yani bu yemekleri beğendiğine göre. Yemekten anlasa zaten hani gözleme zaten gözleme değildi. Yani pide de değildi. Tamam dedi, onu kabul etti. Kapama zaten kapama yani öyle kapama. Yani ben hiçbir zaman öyle bir kapama görmedim. Etinin lezzeti hiç yoktu. Tatlı desen şerbeti zaten çekmemiş. Altındaki şeker, üstündeki hamur insanın ağzına geliyordu. Hamur hamur geliyordu. Hani maalesef dün emeğinize yazık olmuş. Çok başarısız olmuştu. Masanız çok güzeldi ama. Peki bugün Rüveyda'dan beklentiniz nasıl? Yemek yorumlarına baktığınızda. Vallahi ben Rüveyda'dan çok bir şey beklemiyorum. Çok bir şey be. Bu yemekleri beğendikten sonra aynılarına bir şimdi çok şöyle ön yargılı davranıyoruz. Belki de şaşıracağız. Kadın önümüze belki de hepimizin damak tadına yani bizim zevkimize uygun yiyeceğimiz güzel bir yemek çıkaracak belki. Şaşırtırsa şimdi ona insanları, göre de puanını alır. Tamam ama insanları dış görünüşüne şurada işte kaç günden beri böyle konuşuyor, böyle öyle yorum yapıyor deyip ama de öyle fikir sahibi oluyoruz zaten ama insanlar tamam hakkında. Da, şimdi şöyle gitti. Bunu denemeden yapamayız, hayır, söyleyemeyiz hayır. Yani. Şimdi şöyle bir ben şey, bir şey beklemiyorum. Bazen de görünen köy kılavuz istemez ya. Artık 5 gün olmuş zaten arkadaşlarımız içerisinde hepimiz birbirimiz hakkında fikir sahibiyiz. Fikir sahibi olabilmemiz için hani günlerce haftalarca bir arada kalmamıza gerek yok ki. Orada Nesrin Hanım hani Rüveyda Hanım hakkında zaten diyordu. Arkadaşım sen her şeyi beğeniyorsun, işte hiç kötü bir eleştiri yapmıyorsun dedi. Şimdi de Rüveyda Hanım'ın tarafına geçti. Yine orada da bir saçmaladı. Saçmalamadım. Onun tarafını da tutmadım. Buraya biz taraf tutmaya gelmedik. Hiçbirbirimizi tanımıyoruz. Yanlış konuşuyor. Hanımefendi yorumları ne diyorsunuz? Yani sürekli olumsuz duymaya alıştıkları için olumlu yakın tahammülleri olmadığını düşünüyorum. Rüveyda Hanım bu akşam ortalık karışır. Göstereceğim masamda. Siz gösterin ne kadar puanlar açıklanacak. Ya yapalım, yapacak bir şey yok. Herkes nasibini yer. Siz? Merak etmeyin, ben de nasibimi alacağım. Bir sorun yok. Şimdi evet hak yememeye çalışıyoruz ama herkes olumlu olduğunda da hak yemiş oluyorsun. O zaman biraz da tepki böyle, çekiliyor. Biraz böyle iyi ile kötünün arasında da bir fark olmalı yani. Mesela, tabii bunu puanlamada göreceğiz. Mesela elinde bir koku kokuyu şey damağımda aldım. Bunda bu koku var diye puan kırmak da doğru bir şey değil. Evet, ya sen zaten artık kalmışsın kendi gününde. Çık artık, çık. Oradan vallahi bir, çıkamayacağım, kusura bakmayın. Çık uzun artık. Bir süre daha güllü bir şey kullanacağını düşünmüyorum Emine Hanım. Ben güllü bir şey kullanmadım zaten. Yani kullandıkça aklına çünkü Nesrin Hanım gelecek. Kesinlikle. Ve bugün tekrar söylüyorum 50 bin liranın sahibi belli olacak. Ayşenur heyecanlı mısın? Büyük finale saatler kaldı. Heyecanlıyım, biraz üzgünüm. Ödülü alıp gideceğim için de mutluyum. Hadi inşallah. Bence Ayşenur Hanım yavaş gitsin ya da gitmek istemiyorsa buralarda kalsın, ben onu gezdireyim. Çok istiyor zaten, İstanbul'u gezmek istiyor. Ben ona yardımcı olabilirim ama ödülü bıraksın. Ben alacağım için ödülü, ben ona yardımcı olurum. Her istediğinde yaparım, merak etmesin. Ben gezmeye gelmek istesem Serpil Hanım'la mı gezeceğim canım? Bence Ayşenur güzel bir İstanbul havası alıp ciğerlerine doldurur, İstanbul havasından Ankara'ya geri döner. Ödül alıp dönersen daha da iyi olur çünkü evdekilerden biliyorsun habersiz geldin demeyeyim de biraz onları ikna edip gelene kadar göbeğin çatladı. Şöyle 50 bin lirayla dönmek. Oğlum arıyor zaten, anne diyor ödül almadan gelme diyor. Alamazsam ne yapacağım oğlum diyor. Anne sen alırsın diyor, yaparsın diyor. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Ellerine sağlık Rüveyda'cığım, sen de gel. Afiyet olsun. Evet.
Bunları memleketten mi getirdin? Malatya'dan mı getirdin? Antep'ten almıştım, evet. Kahve sunumu çok sıradan, çok basit. Ben onun üst komşusu veya da alt komşusu değilim. Ben düzgün, güzel bir sunum beklerdim. Kahvelerin ve arkasından gelen içeceğin ve çikolatanın sonradan gelmesini sevmedim. Emine Hanım'ın derdi insanların modunu düşürmek. Kahve sunumu gayet güzeldi, değişikti. Bizim sunumlarımızdan farklı bir sunum yapmıştı. Emine Hanım sürekli olumsuz konuşuyor. Her şeyi o bilir. Kimse bir şey yapamaz. Belki kadın güzel yapacak yani. Bir bırak da enerjini, kötü enerjini verme de yapmaya çalışsın bir kadın. Ben hiç olumsuz değilim. Kötü enerji de vermiyorum. O ne dediğini bilmeyen kişiye verecek bir cevabım yok. Ya bana sürekli saçmalıyorsun diyorlar. Üf Ayşe konuşsa da olur, konuşmasa da olur. Ne yorum yaptığı belli olmuyor falan diyorlar. Bence doğru söylüyorlar çünkü ben onları dinlemiyorum konuşurken. Evet Rüveyda'cığım menünü merak ediyoruz. Evet. Şöyle karşındaki kameraya sayar mısın bize bugün neler pişireceksin? Evet. Bugün arkadaşlarıma başlangıç olarak çorbada bal kabağı çorbası yapacağım. Ara sıcaklarımda çiçek mantı, yaprak sarma ve haydari olacak. Ana yemeğimde tepe taklak güveç yapacağım. Tatlı olarak da politiko tatlısı yapacağım. Politika tatlısı. Politiko. Politiko. Evet, politiko tatlısı. Genel olarak menüye baktığım zaman biraz karışık, yoran bir menü. Yaprak sarmasını vişneli yapmasın da neli yaparsa yapsın. Sevmedim vişneliyi yani. Ayşenur bence yemek konusunda hiç konuşmasın. Eğer ki lezzetini güzel yaparsa sarmamın her türlü geçeri var. Vay vay politiko. Gastronomimizin özel nadide yemeklerinden arkadaşlarıma şekli. Hem de kültürümüzden bir şeyler katmaya çalıştım. Bakalım damak tadımı olup olmadığını. Bu güvecin yanında ne var? Pilav falan mı? Ha mevsim salatası. Aynen mevsim salatası var. Tepe taklak güvecin yanında. Güvecin. Pilav koymadım. Pilav bakalım onun da açıklaması var. Tepe taklak güveç. Hı-hı. Aklıma şey geliyor, güveci böyle ters mi çevireceğin gibi geliyor ama bilemiyorum. Bakalım göreceğiz artık. Hangi yöreye ait? Herhangi bir yöre değil. Bir sayfada, sosyal medya sayfasında kadının kendi ürettiği bir şeydi. Üç çeşit ara sıcak var. Yaprak sarması, çiçek mantı, haydari, bal kabağı çorbası. Evet. Bal kabağı çorbasını severim. Evet. Bakalım o kıvamı, o şekeri nasıl olacak? İnşallah iyi olur. Bal kabağı çorbası artık klasikleşmiş bir çorba. Kıvamını tutturabilmesi çok önemli. Ben yine hiç içmedim bal kabağı çorbası. Olsun değişik. İşte bir ilk denemiş olursun. Tamam. Aroması çok güzel yalnız. Ama aklını hemen öyle tatlıya götürme sakın. Bazen böyle bilinçaltına hemen şekerli bir şey gidiyor. Nurla kabak düşüneyim o zaman. Ha yeşil kabak gibi düşün sen onu. Bal kabağı çorbası hayatımda hiç içmedim. İnşallah beğenirim. Evet şimdiden ellerine sağlık. 2 saatin var. Evet. İnşallah masan dört dörtlük olur. İnşallah. Final masası biraz daha hararetli geçiyor. Evet. Çünkü son gün biliyorsun. Herkes artık böyle bir dolmuş patlamaya yaratıyor. Nasıl? Eteğindeki taşları herkes son günü. Aynen öyle. Biraz da sana karşı şeyler böyle biliyorsun. Dolu olanlar var. Ya ben öyle çok bana nefretle baktıklarını nefret düşünmüyorum. Değil, hayır, yok, nefret değil. Asla nefret düşünmüyorum. Hayır. Herkesin söylemek istedikleri vardır. Nefretle bakmıyor. Aynen. Şey gibi anlaşılmasın yok. Böyle. Sanki iyi bir şey söyleyeni taşlamak gerekiyormuş gibi. Çünkü eleştiri sadece olumsuz bir şey yapmak değildir. Aynı zamanda o eleştiri yorumlamaktır. Bizim arkadaşlarımızla karışık anlaşamadığımız şey onlar olumsuz eleştiriyi sürekli alışkın oldukları yok, için. Yok onlar herkese de olumlu eleştiri yapılmaz gibi düşünüyorlar. Hani arada evet. Biraz fark olsun istiyorlar. Her şeyde beğenilmez. Yani o kendince eleştirdiğini zannediyor. Herkesin hakkını karış... Dur. Kimse kimseye karışamaz. Hadi bakalım. Rüveyda'nın masasını, yemeklerini merak ediyoruz. Ondan önce temizliğini merak ediyoruz. Hanımları uğurlayalım. Haftanın son temizliğiyle karşınızda olacağız. Haftanın son mutfağında Rüveyda Hanım sessizliğini bozuyor ve mutfakta hızını konuşturuyor. Hemen fanlaya atıyorum 160 derecede. İşte hız, işte pratiklik, işte beceri, işte marifet. Bu müthiş hızda Kadir İzirdin'in bile kafası karışıyor. Şu tatlıyı ben çıkartayım. Kız bak bir koyayım diye bir vallahi sonra haklısınız kafam işte, karıştırdı. Doğru haklısınız. Şu an tatlımı çıkartayım bakayım bir olmuş mu olmamış mı? Ben bekleyeyim işte. Tamam. Rüveyda Hanım mutfakta hamar attığını tüm hızıyla konuştururken sigortalar bile dayanmıyor. Anam iyi misiniz? Çam gibi devriliyor tam az daha. Ay. Gözden yiyecekler. Öyle hızlıca naylon kotu. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile en hamar art benim de. Kız bu pekmez. Hayır Kadir Bey vişne. Pekmez değil. Vallahi şu an yanlış kutuyor. Pekmez bu Rüveyda. Merhabalar. Evet haftanın son günü enerjik bir temizlik sizleri bekliyor. Evet Rüveyda'cığım hemen şu bakır fincanlarını yerleştirelim. Rüveyda'nın
elinin hızlı olacağını düşünüyorum. Temizlikte de gördüğüm kadarıyla detayını güzel. Şimdi Rüveyda temizlik yapacağız. Evet. Nasıl temizlik yaptığını merak ediyorum. Bana şöyle bir odayı temizlerken nerelerden başlıyorsun bir anlatır mısın? Öncelikle böyle dış şeyle başlayacaksam havalandırıp şöyle koltukları çekip halıları kaldırıyorum. Tamam. Öyle başlıyorum. Eğer camlarımı sileceksem önce camlarımı siliyorum. Tamam. Sonra süpürüyorum, silip çıkıyorum. Ha, detaylar, toz almalar falan oluyor ama hani genel etapta böyle. Anladım. Hı-hı. Güzel. Sana tek tavsiyem önce komple süpür. Hı. Sonra camları sil. Sonra tozunu al. Sonra yerleri sil. Niye diyeceksin? Her şey çok güzel. Düşüyor. Sadece camla süpürge arası biraz karışık. Hı-hı. O da neden diyeceksin? Camı sileceksin ya. Yeri tekrar süpürüyorsun. Zaten. Tekrar ister istemez o tozlar camın o ön kısımları var. Oraya evet, doluyor. Evet maalesef. Orada bazen ama genel olarak güzel söyledin. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Rüveyda, kardeşi ne iş yapıyor? Kardeşim elektrik mühendisi. Bir kurumda, kamu. Ha, lojman, o yüzden evet, lojman. Evet, aynen. Ha, ben de dedim ki polis falan mı acaba lojman vermişler? Hemen suları getiriyorum Rüveyda'cığım. Sen süpürgenin fişini topla. Tamam. Şimdi Rüveyda'cığım şu kovanı alalım şöyle. Rüveyda o taraftan buraya bir silerek gelirsen nasıl siliyorsun bir görmek istiyorum. Evet Rüveyda ile cuma günü elemi kedere atıyoruz efendim. Bütün derdimizi tasamızı bezimizle toplayıp kovamıza aktaracağız. İngilizcemi de öğretirim. Sınıfımı da yönetirim. Evimi de temizlerim. Çocuğuma da bakarım. Çünkü en amarat benim. Benim diyoruz Kadir ya. Bey. Evet. Rüveyda Hanım'ın biriyle car car kavga ettiğini hiç düşünemiyorum. Rüveyda adamı edebiyatıyla dövüyor. O tane tane sözcükleriyle dövüyor. Ben bunu dün fark ettim. Yani illa biriyle kavga etmek, illa sesini yükseltmek değil. Böyle konuştuğunla, laflarınla döveceksin onu. Yeşim salkım diyor sana şurada 3 tane laf ederim 5 gün düşünürsün diye. İşte. Zaman öyle bir zaman ki böyle biraz naif olduğunda hemen suistimal etmeye çalışıyorlar. İşte o yüzden onun dozunu ayarlamaya çalışıyorum. Tabii arada arada. Yani. Ben de senin gibiyim. Bazı ortamlarda böyle çok naifimdir, sakin sessizimdir. Bazı ortamlarda da öyle güzel kendimi cırarım ki. O naif olan ortam hangisiymiş acaba? Bu ortam değil işte. O ortam bu ortam değil. Çünkü sana naif olduğunda sen benim omzuma biniyorsun. 5 senede bir an bile seni naif görmedim ki. Aç temizlik benim işimin ilk haftalarına. Nasıl boynum bükük, sesim kısık, nasıl naifim. Evet. Ama baktım ki öyle. Olmuyor. Onu iteliyorlar, bunu it yakamdan çekip her yere sürüyorlar. Dedim bismillah bir kendime geleyim. Ondan sonra bir kendime geldim. Ondan sonra da vakti tutana evet. Demişler. Ya. Rüveyda çok güzel yer siliyorsun. Teşekkür tebrik ederim. Sağ olun. Bezi sıkman tutuşun gayet güzel. Annene de bayağı iş yapmışsındır sen evde. Yaptım. Öyle düşünüyorum. Evet. Şunu da bir çekelim hemen. Şimdi ben sileyim şöyle dur. Kıskanç. Hemen göstereceksin değil mi kendini? Rüveyda bak evet. Ben bir insanın asla evini kıskanmam. Malını kıskanmam. Arabasını kıskanmam. Evet. Zamanında da çok böyle etrafta maddi durumu iyi arkadaşlarım vardı. Bir gün olsun da ay şuyu da çok güzelmiş. Keşke benim de olsa benim niye yok demedim. Evime döndüğümde ben evimdeki eşyayla mutluyum zaten. Evet. Huzurluyum. Onları temizlemeyi seviyorum. Ama böyle birinin evine gideyim. Çekmeceyi açayım. Böyle her şey toplu düzenli olsun. Ne bileyim örtülü olsun. Ya da ne bileyim temiz olsun. Onu ben bir kıskanıyorum. Bir kıskanıyorum. Böyle banyodaki derzleri parlasın. Aklım bak evet. Hiçbir şey kıskanmam. Onu çok kıskanıyorum. O yüzden temizlik konusu acayip kıskancım. Şimdi senin de bez yıkamanı gördüm. Şimdi güzel bir bez yıkamak istiyorum. Evet. Evet efendim. Cuma günü haftanın son günü. Bütün bir haftanın stresini, sıkıntısını, onun bunun ne dediğini, akrabanın kem gözünü, etrafın sözünü şöyle güzelce bezimize aktarıyoruz. Ondan sonra elen terefiş, kem gözleri şiş. Şöyle düşmanların boynunu iki büklüm edip sıkıyoruz. Oh! Ve ne diyoruz? Mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovası da sile sile dolan. Evet efendim şöyle aklınıza ne kadar kötü duygu varsa, zamanında cevap veremediğiniz olaylar varsa, hala içinize attığınız dertler, sıkıntılar varsa onları bakın hayatınızdan böyle siliyorsunuz. Bedava terapi. Sonra ne oldu? Onları şöyle topladın Rüveyda. Bastın suya. Bo babam bo. Bak şu an yüzen akrabalarımı görüyorum mesela. İyiyim birbirinizi. Ondan sonra hayatımı arındırdım. Bütün sıkıntılara attım. Şöyle de sıktım. Ve hayatıma yepyeni bir sayfa açtım. Gördün mü bak. Ne laf var, ne söz var, ne kem göz var. Hayatıma tertemiz devam ediyorum. O yüzden bugün siz de bütün eleminizi, kederinizi kovaya atın. Sonra bu kovayı kanalizasyona dökün ve sifonu çekin. Oh ele rahatlıyorsunuz, ele rahatlıyorsunuz. Şimdi koltuğu yitelim Rüveyda'cığım. Tabii. Mutfağımıza geçelim. Kadir'cim duvarlara girişmeyecek misin? Ha süpürgeyle oraya
şeyi alalım dur. Şimdi bu taşlar için dediğim gibi evinizin eğer yeri de taşsa güzel yıkanıyor ama taş değilse şöyle efendim. O çelik fırçasıyla alıyorsun. Şimdi bu taşlar tırtıklı. Ben geçen gün şey yaptım. Buhar makinesinin bezini taktım. Ay o çok güzel. Bezini taktım ama bunda ilerleme dürüveyi daha tırtıklı olduğu için de şey yaptım. Buhar makinesiyle bastım. O da ne yaptı biliyor musun? Taş hemen buharı emiyor. Kuru olduğu için içine çekiyor. Ben dedim şöyle akar makar ama olmadı. Evet, bu tüyü de gösterdiğimize göre hadi mutfağa gidelim. Hadi geçelim. Geçin Beyda'cığım. Rüveyda'nın dip köşe temizlik yapabildiğini düşünmüyorum. Çünkü hem çalışan bir anne, küçük bir bebeği var. Çok detaylı bir temizlik yapabildiğini düşünmüyorum. Evet, mutfağımıza gelelim. Yani genel olarak mutfak zaten temiz görünüyor. Şöyle bir lavabonun altını kontrol edelim efendim. Genel olarak lavabo altlarında bazen böyle örümcek ağlar oluyor. Düşünebiliyor musun Rüveyda? Yani gözden bazen çok bariz kaçarsa bilemem ama dikkat etmeye çalışıyorum. Yani genel olarak bak kapları, sapları ne kadar güzel. Çapışlığı yok. Şöyle bir aspiratörün altına bakıyorum. O da ayna gibi. Filtreleri falan gayet güzel. Doğru söyleyin. Kardeşiniz burada yemek yapmıyordu değil mi? Yani bekar olduğu için. Aparatif şeyler pişiriyordur. Tabii aynen. O şekilde devam ediyor. Ama hiçbir şey yapmasa bile genel olarak evin buhar, buranın buharı tozu alıyor. Dolabı üstüne yapıştırıyor. Tabii. Ne yapacağız Kadir? Şu çekmece arkalarına mı bir baksan? Dur bakayım Rübeyda. Ha gayret Kadir için bulacağız. Ha, o da temiz. Erem keder atmaya yer bulamadım. Ben de çok sinirliyim. Fırının içini kurcaladım. Orası da temiz. Şöyle bir bakmak istiyorum. Allah canını almasın Rüveyda. Ne yapalım Kadir Bey? Küçük, savaş mı çıkacak? Küçük evler. Başka konservelerimizi koyacak yer yok. Dolabın altında cephanelik var. Dur ben de bakacağım. Gel bak. Hay maşallah. Hay annem maşallah. Sağ olsun. Ne yapalım Kadir Bey? İkileri olmayınca mecbur böyle çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Kız ne marifetli annem var. Bak hem çocuğa sağ bakıyor olsun. Hem kışlık yapıyor. Allah analarımız uzun ömür versin. Annemi de babamı da. Hepsi. Amin amin. Kadir ben buldum bir yer. Neresi? Dolap kapağına bak. Hayır onun boyası atmış. İlla kusur bulacak Rüveyda. Ne bence mutfak çok temiz. Hemen hızlıca neye geçelim? Madem kirli bir yer bulamadık. Hadi bakalım. O zaman etaba geçiyoruz. Rüveyda haftanın son günü. Bu etabı herkes elinden geldiğince yaptı ama son gün senin hepsini böyle silip süpürmen i̇nşallah, lazım. İnşallah Kadir Bey. Hazır mısın? Hazırım. Etabımıza da canım minnoş demeyin. Bu sefer diyeceksin ki Allah seni kahretmesin. Canını okuyacaksın. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Buyurun efendim. Etapta görüşmek dileğiyle. Rüveyda Hanım temizlikte pek başarılı olacağını düşünmüyorum. Kaç senelik evliydi? Çünkü 4 senelik evli. Ben 12 senelik evliyim. Ve ben daha başarılıyım. Daha temizim. Daha pratiğim. 2 tane oğlum olduğu için her şeyi ben biliyorum. Ya vallahi bilerek yapmıyorum. Ağlama ne gülüyorsa onu söyleyeyim. Evet, Rüveyda Hanım heyecanlı ve merakla efendim. Etap açıklamamı bekliyor ve işte etap. Haydi bakalım Rüveyda. Rüveyda, tel, suyun orada zaten. Lavaboyu kullanabilirsin. Yağ sökücü. Sıcak su falan öyle kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorsun ama tabii sürenden gidiyor o sıcak suyun kaynaması tamam. Bilgin olsun. 3, 2, 1 süren başladı Rüveyda. Sıkıyorum. Rüveyda Hanımcığım 5 dakika süreniz var. En güzel temizleyen kazansın. Hadi bakalım. Daha dayanamadım. Normalde köpüğün olması lazım. Şöyle döktüm. Kettle'a su koyuyorum Rüveyda tamam, istiyorsun. Tamam olur tabii be. Tamam bir saniye. Evet, Rüveyda Hanım bütün hırsını tepsiden çıkarıyor efendim. Ah! Yerim yanıyor. Allah canını almasın Rüveyda. Nazar değdi Silika Derici'ye. Hemen halledeceğim. Bir elimde sünger, bir elimde telim. Ne marifetlidir benim bu elim. Her gün başka bir klozette, her gün başka bir küvette. Günümü gün ediyorum, sefam olsun o. Son 3 dakika. Rüveyda bir daha su tut. Şu şeye gitsin. Ooo dolaplar. Dedik ki mutfakta temizlenecek yer. Altına şimdi şu an bir su temizlenecek işim var. Hadi bakalım. Rüveyda tepsini yan tut. Kalaycılar gibi şöyle. Kalaycılar kalay yapar. Kalaycılar. Heh yan hadi. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Nay ni 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 no. Hadi. Nanay gülüm, nanay. Tepsimin adı Win Win Ton. Hadi bakalım Charleston. Son bir dakika. Hadi Rüveyda, çevir. Vura oynasın tellere, teller yesin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim dillere. Sıcak suyum olmadı mı hala ya? 10 saniye. Ay tam oh my god'luk yani. Oh my god. 5. 4. 5. 3. 6. 8. 2. 1. 1. Tamam.
İngilizce'de sıfır var mı? Var, zero. Ay çok uzunmuş. Tamam, ya kız kız gitti. Aa, İngilizcesiyle beni şey yaptı, blog yaptı. Kaptırdım video. Ay. Hadi bakalım. Elinden İnşallah. Geleni yaptın. Tebrik Aynen. ediyorum ama. Yani bütün takatı bitmesine rağmen gene de durmadın. Zor iş çıkarıyor. Şimdi 5 tepsiyi yan yana getireceğim. En kısa sürede en iyi şekilde yapan evet. etap puanı alacak. Ama Aynen. sen de bundan tabii temizlik puanını alacaksın. Evet, evet. Hem yapmış olduğu temizliğin hem de bundan. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rüveyda, arkana bakmadan kaç. Hayırdır. Arkana bakmadan kaç. Rüveyda, arkana bakmadan kaç. Sen kaç, ben kaçamıyorum. Bari havluyu makineye atayım. Yoksa buranın temizliği bize kalacak. Rüveyda Hanım'ın çok rahat bir tavrı var. Mutfakta çok rahat olacağını düşünmüyorum. Mutfakta el ayağı karışacak çünkü herkes her gün kamera arkasında, kamera karşısında iş yapmıyor. Bu evde normal yaptığımız günlük bir şeye benzemiyor. El ayağı karışacaktır. Rüveyda'ya abla olarak bir tavsiyem. Heyecanlanmasın, planlı çalışsın. Yemek aşaması bayağı bir koşturmaca. Onun için heyecanlanmasın, sakin olsun, eğlenmesini de unutmasın. Haftanın final gününde neler yaşanacak neler? Ben buraya bir davet sofrasına geliyorum. Ben üst komşuma veyahut da alt komşuma akşam yemeğine gelmiyorum. Bu çorba normal olması gerektiği kadar bir tuzlu olan bir çorba. Yani benim çorbam tuzlu deyip etiketlemenize izin vermiyorum. Bence biraz puan kaygısıyla böyle bir yorum yaptığımı düşünüyorum. Şampiyon kim olacak? Bu haftanın birincisi 50.000 TL'nin sahibi. Buradan inşallah şampiyon olarak ben çıkacağım. Ben birinci olurum inşallah. Bence bu parayı en çok ben hak ediyorum. Hak ettiğimi düşündüğümde birinci olmaya layık olan bir sofra oldu. Bu hafta en hamarat benim diyen yarışmacımız. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile en hamarat benim de. Evet sevgili seyirciler, Rüveyda Hanım'ın mutfağından herkese merhabalar. Son kez mutfağa giriyoruz bu hafta. Muhteşem yemeklerimiz var. Bal kabağı çorbası, 3 çeşit ara sıcak yaprak sarması, haydari. Çiçek mantı, haydari. Evet. Çiçek mantıyı merak ediyorum. Gördüklerinde zaten şaşıracaklar. Renkli bir mantı. Hakkını verdiğimde arkadaşlarımın bu da farklı bir lezzetmiş, teşekkür ederiz demelerini bekliyorum. Ana yemeğimiz tepe taklak güveç. Tepe taklak güveç. Evet. Yanında salatamız var. Tatlı olarak da değişik bir tatlı. Politiko tatlısı. Politiko. Yunan tatlısı. Yunan tatlısı efendim. Evet. Ya Rüveyda Hanım bugün bu menüyü yani bilemiyorum çıkartabilecek mi çıkartamayacak mı ondan pek emin değilim aslında. Hadi bakalım. Hadi inşallah bakalım. Her şey istediğimiz gibi olur. 2 saatimiz var gözünü seveyim. 3, 2, 1. Evet Rüveyda hadi bakalım savaş başladı. Önce tencerelerime etlerimi Neyi koyacağım. Neyi koyacaksın? Etlerimi koyacağım. Koyacaksın. Ben şu kabağın dışına yeşilini alayım. Onu doğrayayım tencereye atalım bir yandan. Rüveyda evet. kabakların hazır. Teşekkür ederim Kadir Bey. Bal kabağı çorbasında ilk kez gördüğüm bir şey var, pırasa. Normalde soğan da tercih eden var ama ben tarifimde pırasalı olduğu için pırasalı tercih ettim. Öncelikle pırasaları aslında kavuracağız sonra bunu şey yapacağız ama tencereme sonra dursun. O zaman leğenler leğene tamam, koyayım ben. Tamam leğenlerden verelim. Bal kabağı çorbası mevsimine uygun, güzel bir tercih eğer ki yapabilirse. Bal kabağı çorbası artık klasikleşmiş bir çorba. Ben çok tercih etmem ama tadına bakacağım tabii ki. Kıvamına gelince o kıvamını tutturabilmesi çok önemli. Pırasa da ver o zaman doğru. Tatlıma başlıyorum Kadir Bey. Tatlımın hamurunu yapacağım. Tamam. Ondan sonra muhallebiye geçeceğiz. Rüveyda Hanımcığım, politiko tatlısı bizde ilk defa yapılacak. Normalde robotta damla sakızıyla şekeri geçirmemiz gerekiyor ama robotuma güvenmediğim için dövecekle yapacağım. Yapmak isteyen insanlara da bir fikir olsun. Tatlı ile ilgili bir fikrim yok. Umarım güzel bir lezzet beni bekliyordur. Rüveyda, bu pırasaları çorba için doğruyorum. Evet, ince ince doğrarsanız Kadir Bey. Önce yağda bunları mı kavuracağız? Evet, yağda onları kavuracağız. Sonra içine bal kabaklarını koyacağız. Biraz havuç koyacağız. Kendisi böyle sotelendikten sonra üstüne et suyunu, tavuk suyunu koyup blenderlayacağız. Bal kabağı çorbası daha önce yemedim. Rüveyda eğer güzel yaparsa buna göre tabii ki değerlendirmemi de yapacağım. Politiko tatlımızı kekini yapıyoruz değil mi? Evet. Keki için yarım çay bardağı damla sakızı, 3 yemek kaşığı toz şeker, 500 gram irmik, 1 çay kaşığı mahlep. Dövdüğümüz şekerle damla sakızını döküyoruz. Rüveyda yeter Efendim? Mi bu kadar pırasa? Yeterli Kadir Bey. Oo Kadir Bey teşekkür ederim. Çok daha ince davrandınız. Vallahi helal olsun size. Ne demek? Ne demek Rüveyda'cığım o konularda üstüme yoktur. Ay, sen bakma milletin bana çamur atmasına. Şimdi 1,5 su bardağı sütü koyuyoruz. Karbonatı farklı bir kapta böyle aktifleşmesi için ayrı bir yerde yapmamız gerekiyor. 1,5 su bardağı. Karbonat aktifleşiyor muymuş helal? İşte evet bu sıvının içinde koyarsak bu şekilde aktifleştireceğiz inşallah. Sütle çırpacaksın. Evet, bunu evet, 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 evet. Bayağı da yoğun irmik var onun içinde galiba. Zaten yarım kilo irmik var, mahlep var, damla sakızı, şeker, bir de içinde süt.
koyuyorum. Un yok. Unsuz bir tatlı. E nasıl tutacak o onu birbirini? İşte o şerbetiyle beraber kendisini kabarttıracak. Gayet de güzel tutuyor Kadir Bey. Politika tatlısına da baktım. O da trilçenin bir değişiği. O da karışık bir tatlı. Çok aşamalı bir tatlı. Onların hepsinin kıvamını tek tek tutturabilmesi, o içindeki değişik tatların aromasının hepsinin ağzımıza gelmesi çok önemli. Eğer bunları tutturabilirse ona göre değerlendireceğim. Şu anda karbonatı aktifleştiriyoruz. Evet. Verse diyorum, mutfak bir laboratuvar. Karbonatı içine koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Arkasından tepsiye döküp 160 derece fanlı fırında 40 dakikaya falan bulacak. Belki de şansımız yaver giderse 35 dakikada. O zaman efendim muhallebimin malzemelerini buraya koyayım. Tamam. 1 litre sütüm olacaktı. Rüveyda, bir şey soracağım. Sarma için kaç soğan doğrayacağız? 2 soğan. Büyüklüklerine bakmam gerekiyor Kadir Bey. Tamam. Aynen, o 2 soğan da olsun. Tatlının muhallebisi için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilya, 3/4 su bardağı toz şeker. Ununu koyduk, nişastası, süt koyduk, şekerini koyduk, süt içerisinde var. Vanilyasıyla tereyağını da en son pişirdikten sonra kendimiz kullanacağız. Onları daha sonra koyacaksınız değil mi? Tereyağı böyle mikserle geçireceğiz ki böyle pütür pütür olmasın. Bal kabaklarımı da alayım. Neredeydi onlar? Yıkanmış değil mi? Yıkadım, yıkadım. Onları tamam. Da yıkadım. Efendim, bal kabağı çorbamızın önce pırasalarını doğrayıp soteledik ve üstüne bal kabaklarımızı koyduk. Evet, havucum vardı bir de onun içinde bir. Önünüzde. Hanımefendiciğim, fırında ne var? Eti koyduk ya güveç için. Kadir'cim, hanımefendinin pratikliğine bir bakar mısın? Şu an gözlerim kör oldu, hiçbir şey göremiyorum. Fırının saatini 27 dakikaya ayarladı. Aynı zamanda tatlımız için de bizim için bir pratiklik olacak. Fanını ayarladı, şimdi kavunumuzu koyuyoruz. Rüveyda'nın çok hızlı ve pratik olduğunu düşünmüyorum. Tatlımızın kıvamı nasıl olacak? Kıvamı böyle olacak. Yani arkadaşlar böyle bebe muhallebisi gibi zannetmesinler. Ayşe Hanım'ın inşallah ağzına layık bir tatlı olacak. Politiko tatlısı. Hiç yemedim, onu da yemedim. Böyle Kıbrıs tatlısı tarzı bir şeye benziyor. Eğer onun gibi olursa güzel olur. Hemen fanlaya atıyoruz. 160 derecede. İşte hız, işte pratiklik, işte beceri, işte marifet. Tezgah başında böyle boş boş bakanlar görsün. Nemine Hanım demiş ki. Rüveyden sakin bir duruşu var ama menüsü iddialı. Eğer ki menüyü aslına uygun birebir lezzetine yaparsa benden puan alır. Yani şu güne kadar benden sonraki en iddialı menü. Ben de Emine Hanım'ın menüsünü beğendim gerçekten. İyi olan kazansın diyorum. Rüveyda, bu kabakları niye kavuruyoruz? Oradaki o satılı gitsin diye Kadir Bey. Tamam. Aynen. Bardağı soksanıza içine. Haklısınız vallahi. Pratik pratiklerin hemen dakikadan hazır oldu. Bu şimdi zeytinyağlı değil, salçalı yapıyoruz, evet, bilginiz olsun. Evet, açıklamamı da yaptım zaten. Yaprak sarmasında sadece sarma demiş, bunu belirtmemiş. Zeytinyağlı mı, acılı, ekşili mi, etli mi? Hani neye göre yorum yapacağım? Burada bir muallakta kaldım. Önümüze ne gelecek sarma konusunda bilmiyorum. Zeytinyağlı yaprak sarması bekliyorum. Birer kaşık salça koyuyorum şimdi. Sarmanız için değil mi? Evet, sarmanın için. Biber salçası mı, domates salçası mı? Biber salçası da koyuyorum Kadir Bey. Ama böyle biber benim Hatay salçası. O yüzden böyle çok koymayacağım. Şöyle birazcık daha salçayı fazla koyabilirim. Neden mesela bunu kavurmuyorsun, direkt çiğden sarıyorsun? Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi baharatlarımı koyacağım ama... Ne koyacaksın? Bak arkada sarma karabiberi. Baharatları. Sarma baharatlarımız nane, karabiber, tuz. Tavuğun suyuna tuz attın mı Rüveyda? Attım Kadir Bey. Tamam. Şimdi sarmaya şimdi mı geçiyoruz? Sarmaları geçiyoruz. Hızlı hızlı inşallah hadi sarmalarını doldur, sarıp. Hadi doldur, hızlı hızlı saralım. Çıkartacağız. Zeytinyağını yiyemem aman, basma da fistanı giyemem aman, basma da fistanı giyemem aman. Dananana. Evet efendim, ince ince yapraklarımızı açıyoruz. Güzelce dolduracağız. Ara sıcak için yaprak sarması pişireceğiz. Çiçek mantısının hamurunu yoğuracağız. Tatlımızın keki fırında, muhallebisi ocakta. Bal kabağı çorbamız için bal kabağı. Havuç ve pırasalar kavruldu. Burada görmüş olduğunuz gibi tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavuklarımız haşlanıyor. Ana yemeğimiz ters takla mıydı? Tepe takla tepe mıydı? Bir şeydi. Onun için de etler düdüklüğe atıldı. Rüveyda Hanım yemeklerine şu anda hakim. Fırına hakim, süresine hakim. Yani mutfağı tam anlamıyla kontrol altına almış durumda. Şu anda çok güzel gidiyoruz. Siz de eğer Rüveyda Hanım gibi, vallahi Kadir Bey ben kendime güveniyorum, atayım, pratayım, elim lezzetli diyorsanız, o zaman orada ne iş var. Buraya geliyorsunuz. Bunun için de ne yapıyorsunuz? Sosyal medya adreslerimizden ya da telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kadenizini dile en hamara benim diyenlere bekliyoruz. Evet, buyurun gelin. Evet,
Muhallebimiz de hazır efendim. Hızlı bir şekilde yapraklarımızı sardık. Şimdi şunu yanındaki Sıdıka'ya ver. Sıdıka! Şu anda sizlere çiçek mantısı hamuru yoğuracağız. Layığıyla yapabilirse çiçek mantı güzel bir ara sıcak tercihi. Ama tabii hem görselliğiyle hem içinin tadıyla hem hamuruyla yapabilmesi çok önemli. Mantı hamuru önce şey hamuru. Tepe taklak güvecin hamuru yapmamız lazım çünkü mayalansın. Ondan önce o. Evet evet. Hamurun biraz dinlenmesi lazım. Aynen. Anneme sordum. Anne sen hiç yaptın mı tepe taklak güveşi? Yapıyorum ya kızım, her gün pişiriyorum ya dedi. Anne dedim, sen bunu bize ne zaman yaptın dedim. Güvecin içine diyor her şeyi katıyorum, sebzeyi falan dedi. Güveci atıyorum, yapıyorum, pişiririm. Ondan da tepe taklak güveş dedi. Oh demişim. Böyle dedim, daha ilk defa duydum ismini dedim. Annem de dedi ki onlar da tepe taklak güveş dedi. İki su bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. Evet, bir paket kuru maya demişsin. Koy mayayı. Evet, mayayı yemek koyuyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı demiş. Hemen zeytinyağı ekliyorum üstüne. Bir çorba kaşığı mı şekerim? Şeker mi? Evet, bir tatlı kaşığı demiş. Tamam, onu yarısı. Tepe taklak güvecimizin hamurunu yapmaya başladık. Yani bir nevi perde pilavı gibi bir şey bu da galiba hamuru. Perde pilavını da çok güzel yaparım bu arada. Tepe taklak güveci araştırdım. Öyle bir tarif yok. Herhalde o tepe taklak kısmını kendisi uydurdu. Evet, önce unumuzu koyalım. Köpürdü mü acaba? Biraz daha aslında şey olmasa mayalı. Özdeşmiştir, özdeşmiştir. Bir. Peki mayalı ya bu poğaça gibi olmaz mı? Yok yok Kadir Bey, onu deleceğiz, havalanmasını böyle engelleyeceğiz. Hoş bir şey olacak. Üç. Tartım mayalısı. Yani daha olabilir. Böyle yumuş bir şeyler bekleyecek bize. Ne durumdayız? Hamurumuz yoğruldu gerçi aslında. Muhallebimiz oldu. Tatlımız da birazdan alacağız. Çiçek mantıya ne zaman geçiyoruz? Mantının içinde ne var? Evet, mantının malzemelerinde şey var. Mantı hamuru var. Mantı hamuru var. Durun bakalım onda. Mantı hamurunu hemen söyleyeyim sana. Beyefendinin söyleyeceği yok. Kağıtlarımı almışsın önüne. Nasıl söyleyeyim? Evet, çiçek mantısının hamuru için 10 yemek kaşığı buğday nişastası, 6 yemek kaşığı mısır nişastası, tuz, şeker, mor lahana suyu demişsin. Mantının hamurunu kendi açacaksan, aslına uygun pişirip aslına uygun sunum yaparsa puanı alır. Şunun şimdi sebzelerimin getir... doğramasında bir şerbetini de koyabilir miyiz? O tatlı şerbetini hemen de koyalım. Sebze doğrayayım ben de. Gel şu tatlının soğuması lazım ya. Şu tatlıyı ben çıkartayım. Kız bak bir koyayım diye bir sonra kafamı karıştırdım. Bu da doğru, haklısınız. Şu an tatlımı çıkartayım bakayım bir. Olmuş mu olmamış mı? Ben bekleyeyim işte. Tamam, tatlıma bir bakıyorum, kontrol ediyorum. Tatlının renginin böyle koyu olması gerekiyor. Gene de içinde böyle kontrol edin. Sana bir şey hamur hamur var mı? Güzel duruyor. Politika tatlısı becerebilirse güzel olur. Bunun da aşamaları var. Pişirecek, şerbetleyecek, soğutacak, kreması var. Şimdi tatlımızı kapatıyoruz. Soğudukça kurabiye gibi sertleşecek. O yüzden ben ne yaptım falan diye böyle panik yapmayın. Bak sizi de düşünüyorum kadın, sizi de. Rengi tam bu şekilde olacak. Hanımefendi sürekli mantıya başlıyorum deyip başka şeyler yapıyorsunuz ama. Benim son yarım saatte falan böyle o çiçek mantıya geçmemiz gerekiyor. Çünkü buharda pişecek ya. Tamam, ya tatlına şerbetini koy ya mor lahana suyunu şu koy. Şu soğurken mor lahana suyunu koyayım tamam. Koy, ben de sebzeleri doğrayayım. Sebzeleri sana. Doğrayayım. Güvecin sebzelerini doğrayalım. Mor lahanalarımı koydum. Bunlar rengini verecek. Sonra rengini verdikten sonra mor lahanaları alıyoruz. Üstüne limon suyu koyuyoruz. Böyle pembe bir karışım olacak. Mantı sadece mor renkten mi oluşacak? Pembemsi, böyle açık pembemsi bir tadı olacak aslında bakarsanız. Tamam, okey. Nihayet çiçek mantımıza başladık. Neler koyduk içine hanımefendi? 6 kaşık mısır nişastası, 10 kaşık buğday nişastası koyduk. Ondan sonrasında içine biraz tuz koyduk, şekerimiz ve en sonunda da suyumuz. Neden hem mısır nişastası hem buğday nişastası kullandınız? Sanırım onun püf noktası benim aldığım tarifte o hamurun o katılaşması kısmı bence mısır ve buğday arasında bir fark oluşturuyor gibi geliyor. Çünkü onu yapan adam düşünmemi sen biliyorsun. Merakımdan soruyorum. Kontrolü dökelim, gene de birazcık kalsın çünkü benim bardağım büyük. Yalnız kabla rengin uyumu da beni benden aldı. Kombin yapıyoruz yemekleri. Şimdi çok çabuk kuruyan bir hamur. O yüzden hani böyle yapan olurlarsa bu hamurun kurumaması için hızlı hızlı hemen streçlenmesi gerekiyor. Bakın aslında şöyle bakarsanız oyun hamuru gibi. Dedem de bıyıklarını boyarken Hint kınasının içine ceviz yaprağı kaynatıp daha koyu yapıyor. Aklıma geldi birden. Sonra anneannem diyor ki hep oğullar onun bıyığını boyasın. Evet.
Tepe taklak güvecimizin mantarları, çarliston biberi, kapya biberi ve domatesi doğrandı. Malzemeleri önce bir soteleyeceğim. Arkasına etimi koyup güveçlerime koyacağım. Hamurum da mayalanmıştır. Sonra onları fırına atacağız. Tamam, güveçli malzemelerini doğradım burada. O zaman sotelemeye başlayalım şeylerimizi. Hadi o zaman açalım düdüklünün ağzını. Peki bu arada başka bir şey yapacak mıyız? Çorbamızı aslında blenderdan geçirebiliriz. Gelin blender'ı. Şey, muhallebimizin tereyağıyla şeyini, vanilyasını koyayım. O özdeşleşsin. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Hoppala. Altın yüzüğüm var benim parmağıma dar. Benim çiki çek. Biz bunu yağ mı motoruna mı düşürdük? Tamam, bağırma. Kızım sen bizimkini ver. Sana önce pırasayla mı kavga ettin? Hayır, bundan kavga ediyorum. Bağırıyor sadece. Gel Rüveyda sen böyle. Çok zor şartlarda tam kapasite çalışıyoruz sayın seyircilerim. Görüyorsunuz. Anam iyi misiniz? Çam gibi devriliyordum az daha. Ay. Gözden yiyecekler. Öyle ızıyacak. Nayla koto. İnanamıyorum ya. Sen dur da ben inanamayayım. Sen niye inanamıyorsun? İlk gözümün önünde oldu olay. Kadın bir sene laf ederse bizimki de elimizde patladı. Gençliğime doyamadan bir blender'a sebebi öyle uzanacaktım. Vallahi içimi kararttın Kadir. Şu an biraz karanlık içerisi, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir şarteli kaldırsınlar. Ben de damağımı kaldırayım. Geliyoruz birazdan. Haftanın final gününde neler yaşanacak, neler? Ben buraya bir davet sofrasına geliyorum. Ben üst komşuma veyahut da alt komşuma akşam yemeğine gelmiyorum. Bu çorba normal olması gerektiği kadar bir tuzlu olan bir çorba. Yani benim çorbam tuzlu deyip etiketlemenize izin vermiyorum. Bence biraz puan kaygısıyla böyle bir yorum yaptığımı düşünüyorum. Şampiyon kim olacak? Bu haftanın birincisi 50.000 TL'nin sahibi. Buradan inşallah şampiyon olarak ben çıkacağım. Ben birinci olurum inşallah. Bence bu parayı en çok ben hak ediyorum. Hak ettiğimi düşündüğüm ve birinci olmaya layık olan bir sofra oldu. Bu hafta en hamarat benim diyen yarışmacımız. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Ezildi ile en hamarat benim de. Evet sevgili seyirciler, başımdan gözümden sadakamı çıkarttım. Şartelimizde kaldırdık. Şimdi tatlının şerbetini döküyoruz. Önce bir çok tatlı tatlıymış gibi duracak ama bütün şerbeti içine çekecek. Sorun yok. Çünkü bu kurabiye gibi bir şey oldu. Aynen. Kurabiye gibi oldu. Ondan kaynaklı o kurabiye. Sen bu dışa tarçın da mı attın? Böyle mahlep, tarçın. Hepsini böyle bir içerisinde ağzında güzel bir aroma bırakacak bir tatlı. Bu şimdi tatlı içini çekecek. Çektikten sonra da şeyini koyacağız. Tavanın altını yap Rüveyda. Hemen soğanı, domatesi atalım. Ondan sonra mantısını açacağız. Evet. Bir de etimiz pişirken sonra etin hamuru var. Çorbamız tamam, tatlımız tamam. Hiç başlamadığımız bir haydari, bir de mevsim salatası var. Tamam, onlar kolay. En son yaparız onları. Son yarım saat. Haydari yoğurtlu, mantı da yoğurtlu. Yoğurtlu yoğurtlu yiyeceğiz. Son 29 dakika. Evet, güveçli yoğurt şimdi porsiyonlarımızı. Aman zaman nasıl geçti ya. Bugün Rüveyda'nın heyecanlanacağını düşünüyorum. Yaptığı böyle hep olumlu eleştiriler gibi mutfakta da böyle rahat olabileceğini düşünmüyorum. Yaparız, sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Dursun şurada, ver bakayım hamuru. Aa, bayağı güzel oldu bak. Hamurla üstünü mü kapatacağız? Evet, hamurla hemen hızlı hızlı açıp üstünü kapatacağız. Ya sen niye hamuru alıyorsun ya? Görüşümü kapatıyor çünkü. Fırını açabilir miyiz Kadir Bey? Fırını aç. 200 dereceye falan getirirseniz. Çiçek mantığımız için yeşil soğanlarımız da hazır. Yumurtamızı da piştikten sonra içine koyacağız. Tatlımızın içine tereyağını koyup öyle bıraktık ama. Aynen, sıkıntı yok, hemen muhallebisini dökeceğiz. Buyurun. Yumurta hazır, ekmeğinizin arasına. Ekmek kadayıfı gibi oldu. İçine mi dökeceğiz bunu? Evet. Rüveyda döküyor. Evet, dökebilirsin Kadir Bey, sağ olun. Rüveyda'nın son 25 dakikanız. Oh Elazığ, sevgiler selamlar. Bu anı mı bekliyordunuz? İyi de buldu. Salatamız yok, masamız yok. Aa, mantı hamuru koptu. İşte bu oyun hamuru gibi olduğu için hızlıca hareket etmemiz gerekiyor. Hiç beklemeye tahammül yok. Nişasta ya sıf. Bak yine koptu. Ay, bir insan bu kadar mı negatif olur ya? Koptu işte, söylemeyeyim mi? Öyle mi söylüyorsun? Aa, bak gene koptu. Rüveyda görüyorsun değil mi?
Ne var bunda salatalık malzemesi? Yeşillik işte bu adını sen getir sonra mor soğan. Şu mor lahana. Bir de bu. Hızlanın biraz hızlanın. Kaç dakika kaldı? Dilin varmıyor ki söylemeye. Ay dilin her şeye varıyor da. Kaç dakika? 15. Rübeyda salatan da hemen şunu sosunu çırp hadi. Sofra, final sofrası. Limonu da sıktık efendim ve son 7,5 dakika. Sofra hadi gidiyoruz. Rüveyda bugün tırnaklarını masada çıkaracak gibi geliyor bana. Sustu, sustu, sustu. Alttan alttan onu beğendim, bunu beğendim. Şimşekleri üzerine çekmemek için tatlış tatlış yorumları yaptı. Bugün masada tırnaklarını çıkarıp herkese böyle gereken cevabı fazlasına verecek diye düşünüyorum. Nasıl ki dün birden celallendi, bu etiketi üstüme yapıştırmayın diye birden parladı. O şekilde de masada tırnaklarını çıkarıp parlayacağını düşünüyorum. Haydi harika. Daha koşacak dermanım yok Rüveyda. Ayaklarımı sürüyorum. Haydi gideceğiz Kadir Bey. Ay. Hadi bakalım. Allah. Benim üstümde 5 günün yorgunluğu var. Onlar da 1 günün yorgunluğu var. Tamam. Şimdi. Aa o da hazırlamış bak. Akıllı kadın akıllı. Evet son dakikalar sevgili seyirciler. Büyük finale sadece saatler kaldı. Hadi bakalım. Süresinin bitmesine de sadece 4 dakika kaldı. Tamam. Tamam o ışıklarını falan sonra açarız herhalde. Işık mı? Ya evet. Işık. Yanmıyor. Hangi kına gidicisinden aldın sen bunları? Kendi kına geçenden. Kendi kına geçenden Allah seni kahretmesin. 4 senedir. Ay. Aman ay Kadir Bey. Rahmetli babaannem gibi kız taşındın bir de sen Elazığ'dan bunu kolye koydun. Kadir Bey sizin en iyi kıymetli bir ay tebrik ederim Rüveyda. Yani. Uçanda kuşlar alamalım olsun. Enamarat beğenim. Çık 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 çık. Haydi bakalım mutfağa gidiyoruz. 50 bin lirayı kim alacak? Mantılar yanacak mantılar koşun. Koş koş. Haydi bakalım. Mantı yanıyor. Kadir Bey sıkıntı yok. Bu sürenin tamam. Sonuna kadar devam edebilir. Bekleyin. Hadi şimdi. Şimdi hemen bir marmur şey, vişne suyunu masamızın haline bak. Son 1,5. Dakikamız var. Bu şimdi öz mü? Evet, vişne özü. Özü aynen. Sonra bunun içine su koyuyoruz. Hmm. Arkasından çalkalayarak o tadımızı oluşturuyoruz. Kız bu pekmez. Hayır hayır Kadir Bey vişne. Pekmez değil. Vallahi şu an yanlış kutuyla pekmez mi? Rüveyda. Pekmez de gitti. Diyorum ki ben pekmezin tadını mı unuttum bir acaba? Bir dakika. Allah. 15 saniye. Ne yapıyoruz onu? Bitti mi? Bitti o zaman. Kompostu veremeyeceğiz. Ay, başka bak. İçecek hani şey yapabiliyor muyuz? Onu koydum o kadar. Olmayacak mı? Şöyle söyleriz. Böyle böyle kompostu özü çıkartacaktık. Pekmez suyu versek. Git be pekmez suyu içilir mi? Ben kendim pek içecek sunmak istesem hani sizden şey yapamıyor muyum? 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet Rüveydacığım eline koluna sağlık. Her şey bitti. Tas tamam oldu. Eyvah. Oh, ne oldu yine? Havluma salça bulaşmış. Allah canını almasın. Sen ver bakayım havluyu bana. Buyurun Kadir Bey. Hadi gel. Geç. Rüveyda at havluyu makineye. Buyurun Kadir Bey. Kadir Bey ters çevirdiniz. Soğuk suda şu an. Artık çamaşırlar soğuk suda bile tek yıkamada çıkıyor. Yağ lekesi, salça lekesi hiçbir şey fark etmiyor. Bunu da hallettiğimize göre haydi artık misafirlerimizi alalım. Gidelim. Gel. Marat benim de bugün Rüveyda Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız bal kabağı çorbası, çiçek mantı yaprak sarma haydari, tepe taklak güveç, mevsim salatası ve politiko tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Haftanın final gününde neler yaşanacak neler? Ben buraya bir davet sofrasına geliyorum. Ben üst komşuma veyahut da alt komşuma akşam yemeğine gelmiyorum. Bu çorba normal olması gerektiği kadar bir tuzlu olan bir çorba. Yani benim çorbam tuzlu deyip etiketlemenize izin vermiyorum. Bence biraz puan kaygısıyla böyle bir yorum yaptığımı düşünüyorum. Ilımlı yorumlarıyla dikkat çeken Rüveyda Hanım rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? Ben bu mantıdan daha önce hiç yemedim. Yani pek sevemedim. İşte renk oranı tutturmuşum. Bunlar mesela aşamalı ve zor olan kriterler. Böyle sadece bir börek sardım çıktım gibi de olmadı. Hani o yüzden hani ya biraz daha... Yani... Övgüyü alamadın. Hayır, övgüden ziyade hakkımı vermelerini isterim. Yani ben senin yemeğini beğenmedim.
Beğenmek için de beni zorlamasına gerek yok. Haftanın finalinde neler yaşanacak? Emine Hanım mesela dedi ki limon koysaydı. Hani böyle öneriler ya da işte sizin damağınıza uymaması sizin probleminiz. Ayşenur yoldan geçerken rastgele gelmiş. Ben yorum yapmak istemiyorum. Serpil Hanım devam edin ya. Çünkü yapacak bir şeyi yok. Şampiyon kim olacak? Bu haftanın birincisi 50.000 TL'nin sahibi. Buradan inşallah şampiyon olarak ben çıkacağım. Ben birinci olurum inşallah. Bence bu parayı en çok ben hak ediyorum. Hak ettiğimi düşündüğümde birinci olmaya layık olan bir sofra oldu. Bu hafta en hamarat benim diyen yarışmacımız. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın son masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, güzel bir enerjiyle mutfaktan çıktık. Şimdi sıra geldi misafirlerimizi ağırlamaya. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Herkeste bir büyük final heyecanı var şu anda. Tabii var. Rüveyda'da da tabii ki bir masa heyecanı var. Evet Rüveyda, evet. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum Kadir Bey. Güzel bir etap geçirdik. Çok güzel bir gündü. Masama, evime hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. İnşallah bu son final gününde güzel bir anıyla, güzel bir tecrübelerle ayrılacağız. İnanıyorum ki güzel bir yemek olacak sizin için. Hadi bakalım akıllarda neler kalacak? Hangi yorumlar zihinlere kazılacak göreceğiz. Evet. Serpil Hanımcığım, dün Nesrin Hanım'ın masası çok şık bulunmuştu. Ki siz dediniz ki benim masamda çok bir farkı yok. Şöyle masaya baktığınızda nasıl buldunuz bu masayı da? Yani masasını beğendim. Final gününe yakışan bir masa olmuş. Şık mı? Şık. Peki eksik edik bir şey var mı? Hayır, bana göre yok. Peki Ayşenur? Masasını ben de beğendim. Güzel olmuş. Dün Nesrin ablanın masasına benziyor yine, açık renkler. Aynı kireş. Şıklıkta mı peki? Ya Rüveyda Hanım'ınki biraz daha şık. Biraz daha şık. Evet. Peki Nesrin abla, sen nasıl buldun masayı? Güzel buldum. Şık bir masa. Çeyizinden hazırlamış masa örtüsünü. Çeyizinden oluşu da güzel. Kıyafetiyle birlikte masasının uyumu hoşuma evet, gitti. Evet, kombin giymiş masayla evet, birlikte. Evet, kombin giymiş. Final masasına uygun buldum. Peki. Emine Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Masası şık olmuş, güzel olmuş. Final gününe uygun olmuş. Kendinle bir kombin olmuş. Beğendiniz yani. Beğendim. Peki, o zaman yemeklere geçelim mi? Çorbayla başlayalım, daha sonra da menüyü konuşalım. Kendi masamı çok özenerek ve güzel hazırladım. Nesrin Hanım'ın masasını da beğenmiştim ama kendi masamın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Rüveyda Hanım'ın masa düzeni Nesrin Hanım'ınkiyle aynıydı. Benim masam Rüveyda Hanım'ın masasından daha iyiydi. Evet Emine Hanım, siz genelde yaptığınızı söylediğiniz için alışık olduğunuzu düşünüyorum bu çorbaya. Nasıl buldunuz lezzetini? Vallahi lezzeti ne çok wow ne de çok aşağıda, hani orta ayarda bir çorba olmuş. Bunun hani tadını biraz kırabilirdi. Biraz tuzu fazla olmuş. Hani birazcık bunun limonla tadını kırabilirdin. Tarifin içinde herhangi bir limon olmadığı için hani şey yapmak istemedim. Ama tarif değil de işte hani bunu kendimiz hani asit dengesini böyle kendimiz ayarlarsak hani daha yani böyle. Yani tuzsuz devam ettik ya, dedim bu hafta i̇şte hani o tuzu biraz devam hani etmek tatlı istemedim. Yani tatlı olduğu için biraz çünkü da tuzu baskın olmuş. Tavuğun içine de tuz koydum. Hı-hı. Kendi şeyi de sütünü de döktüm. Belki sütünü biraz daha koyabilirdim, bu sefer de kıvamla ilgili bir sıkıntı yaşardım. Kıvam hakkında ne düşünüyorsunuz? Kıvamı güzel olmuş. Hı-hı. Ama tat olaraktan dediğim gibi ne üstte ne altta, böyle arada bir çorba olmuş. Ben çok sevemedim. Buna birazcık limon sıkıp bunun tadını ayarlayabiliriz. Böyle tatlı tatlı böyle kabak kabak ağza gelmezdi. Limon tadını daha böyle bozardı, lezzetli olurdu. Ama şu konuda süt koyabilirdim. Ama benim şu an böyle o dediğimiz tuz oranını bence böyle ucunda. Şimdi yani. Şimdi orijinal tarifte limon yok ama yok. Siz diyorsunuz ki deneseydin limonu. İşte o riske elemem yani. Şu an kendi günümde. Ya ben normalde kendi yaptığımda limon koyuyorum. Çünkü onun hani ekşi tatlı dengesi vardır ya hani bir içtiğimiz çorbalarda. Hani biraz da böyle ağza tatlı tatlı ama gelmemesi geliyor. Hani bizim toplumumuzda da hani böyle tatlı çorbalara çok alışık değiliz evet, ya. Evet. Rüveyda ikide bir risk almadım diyor. Bugün diyor işte diyor tarifi buydu diyor. Bunu yaptım diyor. Yaptığımız şeylere de kendimizden bir şeyler katıp kendimiz yorumlamamız gerekiyor. Hani kendi yorumunu hiç yemeklere katmamıştı. Hiç de risk almamış. Yani genel olarak zaten ben yemek seçimlerinde risk aldım. Emine Hanım şunu anlamıyor. Tariflerimin dışına çıkarak risk almadım. Zaten bunun dışına da çıkmamalıyım. Risk almasa bence zor kazanır. Şimdi tarifte limon yok ya. Şimdi o riske girmemesi burada Rüveyda Hanım'ın da hoş. Ben olsam ben de o riske girmezdim. Şimdi limonu ona ilave edip çorbasını da mahvetmek var ama günün evet. Sonunda. Yani, yani tuzdan tamam tuzu fazla kaçmış, ona ben de katılıyorum. Tuzu biraz fazla baskın gelmiş zaten ama o limonu denememesi çok normal.
Ben buraya bir davet sofrasına geliyorum. Ben üst komşuma veyahut da alt komşuma akşam yemeğine gelmiyorum. Mesela hı hı. siz de öyle. Bunun tuzunu tam atmam gerekiyorsa tam atmam gerekiyordur. Az ama atmam gerekiyorsa az atmam gerekiyordur. Ama şunu lütfen altını çizelim. Bu böyle çok tuzlu yenmeyecek bir çorba değil. Siz belki az tuzu tercih ediyorsunuzdur. Bu çorba normal olması gerektiği kadar bir tuzlu olan bir çorba. Yani benim çorbam tuzlu deyip etiketlemenize izin vermiyorum. Çünkü bu çorba yani evet tuzu belirgin ama böyle yenmeyecek bir tuz oranı yok kesinlikle. Çorba gerçekten kötüydü. Hani yenilmez bir çorba değildi ama ki wow işte bu davet menüsünde kullanabilecek bir çorba değildi. Tuzu gerçekten baskındı. Bence biraz puan kaygısıyla böyle bir yorum yaptığını düşünüyorum. Puan kırmak için olumsuz yaklaşmadım. Böyle bir kaygım yok. Ben çorbayı beğendim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Aa hoşuna gitti ilk defa içen biri olarak. Ama eve gidip yapmam daha çabuk. Mercimek çorbasını pişiririm ondan iyi. Bununla kıskabak uğraşmam. Yerine mercimek işte bunu koy yeter. Mercimek yerine kabağa koy. Kabağa olur. Yok kabağı tatlı yaparım. Onun üstüne ceviz atar yerim. Ne afiyet olsun. Yani çorbayı beğendim ama bir yerde karşıma çıkarsa da oturur afiyetle yerim. Hani hazır bulursam yerim ama evde uğraşmam diyorsun. Evde uğraşmam. Mercimek çorbası koyarım ondan iyi. Ondan bununla mı uğraşacağım? Rüveyde sen zaten bir şey pardon Ayşenur sen bir çuval mercimek al otur aşağı pişir pişir ye. Emine Hanım'a sinir oldum ya. Bir çuval mercimek al otur iş dedi bana. Çok ayıp etti yani. Ben bir çuval mercimeği ne yapacağım? Bir kilo alsam yeter bana. Ayşenur bana çok sinir oldu ama istediği kadar olabilir. Her şeyi mercimeğe bağlıyor. O zaman bir çuval mercimek alsın, otursun, pişirsin, yesin. Ayşenur beğendim dedi. Serpil Hanım. Tuz konusunda ben hani rahatsız olmadım ama hani öne çıktığına ben de katılıyorum arkadaşlarıma. Dediğim gibi çok az içtiğim bir çorba. Tuz oranı çok rahatsız etmedi beni. Akışkanlığı da aynı şekilde. Kıvamı da yerinde. Çorbasını farklı beğendim. Farklı bir aroma aldınız mı içinden? Hayır almadım. Almadınız. Peki. Almadım. Nesrin Hanım? Çorbanın kıvamını... beğendim. Beni rahatsız eden hani o süt kokusu. Hmm. Süt kokusu. Başka beni rahatsız eden olmadı. Tuzu falan. İçine süt koydum ama yani bir de üstüne süslemek adına da konuyor sütü ki o bir şey kırsın diyerekten kremamsı tabakası olsun diye. Evet. Tuzu beni rahatsız etmedi. Bana göre tuzu normal geldi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet ara sıcakta 3 çeşidimiz var. Yaprak sarması, çiçek mantı. Yanında ne vardı? Haydari. Haydari. Hadi bakalım gelsin. Sizin yaptığınız yumuşak yorumları onlar size yapmıyorlar. Yani ben hakkımı vereceklere inanıyorum arkadaşlarım. Gerekli savunmaları da yapıyorum. Artık herkesin vicdanına kalmış yani. Sonuçta ben kimseyi burada zorla bana şunu ver diyerekten boyuna yapışamam. Hanımefendi için bal kabağı çorbanız tuzlu bulundu. Ne dersiniz? Evet tuzu belirgin ama böyle tuzlu bir çorba değil kesinlikle. Tarifte limon olmamasına rağmen limon yok demesi garip değil mi? Yani bu benim için o anda riske edebileceğim bir durum değil yani. Bunu ben kabul edemem. O yüzden kendime... Bu eleştiriyi kabul etmiyorum. Rüveyda Hanım, bugün çekeceğiniz var galiba. Hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Anlamın akıyla çıkacağım. Hepsi de çok güzel, beğenecekler. Puanlar açıklandığında hepsinin yüzünü siz de merak ediyor musunuz? Evet, kesinlikle merak ediyorum. Yani inşallah onlar pişman olmazlar. Benim vicdanım çok rahat. Dün tuzsuz yemek yiyen, bugün bayağı baskın bir tuzu olan çorbaya normal dedi. Evet, topun altına Nesrin Hanım girdi. Şimdi bu çok normal bir şey mi? Koruyorum. Bence öyle. Hiçbir durum, zaman korumuyorum. Hayır, hayır. Durum burada benim hiçbirinizde tamamen, bir tanışlığım yok. Zaten, hayır. Onu demiyorum dünkü, zaten. Ama hani dünkü yemekler tamamen, dünkü yemekler tamamen bugün tuzsuz. Gerçekten ben almadım tuz tadını. Sen aldıysan ben almadım. Ama o zaman size ayrı bir o zaman size ayrı yapıp getirmediğine göre hepimizin aynı pencereden geldi. Şimdi bu tuzlu olsaydı ben burada tuzlu oldu demeyecek miydim? Yani neyinden çekinecektim? Ama tuzluydu Nesrin Hanım. Hayır ben dedim ya Serpil rahatsız Hanımcığım, edici tuzlu bakın, olsaydı hayır, bak hayır. Söylerdim tuzlu olduğunu. Rahatsız edici derecede tuz değil ama baskın derecede şimdi tuz vardı. Şimdi şöyle Nesrin ama dün sen yemeklerini yerken dedin ya ben çok tuz sevmiyorum. Benim standartım evet. Bu. Ama burada şimdi, bana bu çorba hayır, tuzlu Serpil gelmedi. Serpil Hanım da diyor ki dün o yemeği yapıp yiyen bir kadın bu çorbadan aldığı gibi ooo tuz oldu demesi lazım. Hayır olmayayım ben almadım sadece. Bak almış olsaydım inanın ki. Anladım sana gelmedi tuzu. Gelmedi. Peki gelmedi bana Emine tuz. Hanım niye Rüveyda Hanım'ı koruduğunu düşünüyor? Korumuyorum niye koruyayım Rüveyda Hanım'ı? Ne alaka? Ben Rüveyda Hanım'ı önceden mi tanıyordum? Ondan birlik olayım. Yani parayı kazanırsam ondan mı paylaşacağım? Konuşmuş olmak için konuşuyorlar. Hiç de laf olsun diye konuşmuyorum. Çünkü böyle olumlu alttan bana gelince hepsi panterdi. Ben niye buraya gelince olumlu yorum yaptılar? Geliyor. Oh renkli bir tabak. Yeşiller, morlar. Teşekkür ederiz. Ay dedim ki bu ne haydariymiş salatalığı görünce.
Çiçek mantı da çiçek mantı bu muymuş? Evet, çiçek mantımız bu. Ama yapılması çok zor. Oy 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 oy. Yani bir tepsi Kayseri mantısı yap da bir tane şundan yapma. Benim gözümde öyle. Siz de ben gibi pratik şeyleri seviyorsunuz. Pratik olacak, çok uğraştırıcı. Üf. Şimdi ben şöyle bir şey. Şimdi ben bunu burada uğraşıp yapsam siz beğenmeseniz ben böyle kendim yiyeceğim. İnşallah tadı da güzel olmuştur da. Ya şey çünkü sıf nişastadan yoğurduğu için böyle açıyor ya, ondan sonracıma hemen kuruyor hamur, yırtılabiliyor. Yapıyorsun, koyuyorsun, arkanı dönüp almaya kalkıyorsun, altı yapışıveriyor oraya. Bak bir yandan mantının zorluğunu anlatıyorum ki yerken iyi yesinler. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, sunumu nasıl buldunuz Serpil Hanım, ara sıcak tava olarak? Yani biraz zayıf buldum ben sunumu. Ne yönden evet. Zayıf buldunuz? Yani tabağı zayıf görsel buldum. Olarak görsel olarak, evet. Nasıl Ayşe bir şeyler koyuyor? Görsel söyleyeyim mi? Söyle söyle. Görsel olarak güzel ama mantı yerine börek olsaydı mesela. Börek zaten kaç gündür börek yiyoruz. Çay da verir. Değişik olur. Ya da işte başka bir şey olsaydı ya da dolma ama yerine. Farklı lezzetler ya hani çiçek mantısı. Görünmüyor daha şu önce. Hayır yani görünüm yeterli. Olarak güzel. Güzel. Yeterli benim için. Peki Nesrin abla? Çiçek görünümü fakat benim tabağıma pek çiçek görünümü gelmedi. Tabağımda. Renk olarak şuradaki uyum güzel. Hani görünce böyle bir... Porsiyon olarak nasıl? Porsiyon olarak az. Az. Yani gözüme az geldi. Evet. Ara sıcak olduğu için hani zaten tadımlık oluyor. Yani ben buraya size tabii ki de sarmam var ilave edebilirim. Yani haydardan da koyabilirim. Davet yani sofralarında genellikle bu şekilde mi konuyor? Yani tabii ki de ara sıcaklar az miktarda olur. Hani zaten büyük börekler koyduğunuzda da bu sefer buna çok diyorsunuz. Yani mantık porsiyon olarak, olarak azıcık. Az İnşallah ana yemeğimde sizi böyle doyalıyor porsiyonlara doyacağım. Emine Hanım siz de beğendiniz mi görseli, sunumu? Görseli işte normal hani çok wow değil. Çok da aşağı düşük değil ama benim beklediğim mantı bu değil. Nasıl evet. Bir şey bekliyordunuz? Benim beklediğim mantı bildiğin hamurla açılıp gül şeklinde iki aşamada pişen. Altında yoğurdu işte yağsı. Hangi tarifmiş? Fırında pişiyor. Fırında pişiyor. Fırında sonra pişiyor. Ocağın üstünde sosuyla pişiriyorsun. Benim beklediğim mantı öyle bir mantıydı. Sizinkisi unla yapılan galiba. Evet unla yapılan. Hanım göbeğindeki bir anlaşılmaz oldu. Böyle çiçek mantı diye yazdığınızda zaten ilk... İki çeşidi var işte, demek ki. Bu çiçek daha güzel olmuş. Peki afiyet olsun efendim. Buyurun. Evet Serpil Hanım nasıl buldunuz ara sıcakları? Şu ara sıcakta... Ne oldu kız elek bir bezdin? Sanki taş taşın. Şimdi ben bu mantıdan daha önce hiç yemedim. Evet. Tüketmedim, yapmadım da. Yani pek sevemedim. Ne mesela sizi rahatsız etti? Yani yemediğim için tabii neyin rahatsız ettiğini de bilmiyorum aynen. Açıkçası. Şöyle, doğru söylemem gerekirse. İçindeki evet tam sebze ağırlığı. Kızlar şimdi yedin ya. Hayır yedim yiyin ama. Bir daha yiyin belki daha iyi. Yerken şimdi, seni ne rahatsız etti? Yani yerken yani o dışındaki o söylediğiniz o yapısının oluşu zaten o beni rahatsız etti. Hani hem keserken de hem yerken de tadını sevemedim. Ya yani o yüzden ben mantıyı sevemedim açık konuşmak gerekirse. Ama şimdi şu bakın. Tam onun zaten nişasta da olduğunu söylediniz gerekiyor. Ama işte o da yani benim. Şimdi Kadir Bey hani damak tadım bana hayır, uyumadı hayır, gibi. Hayır hayır damak tadım uymadı zaten tüketmediğimi söyledim ya. Hani şimdi bilmediğim ve yani yerken de tadını beğenmediğim bir şey içinde beğendim diyemeyeceğim. O yüzden hani benim damak zevkime hitap etmiyor anlamında değil bu. Onu yanlış anlamayın. Hani ama tadını da bilmiyorum. Form olarak yakalamışım. Yani içerisindeki harcı uyumlu. Tadı tuzu yerinde. Ve diyorum ki nişastalı olduğu için zaten bu elastik yapı olması da önemli. İşte renk oranı tutturmuşum. Dediğim gibi patlatmadan yanınıza getirmişim. Bunlar mesela aşamalı ve zor olan kriterler. Tamam aşamalı olduğunu biliyorum ama hani beğenmedim ben. Hani yani böyle sadece bir börek sardım çıktım gibi de olmadı. Hani o yüzden hani ben, biraz daha yorumları yakarken... Ben onu tercih ettim onu yaptım. Yok sizin yorumunuzda da sardım yani. Lezzetine de dikkat ettim. Siz lezzeti beğenmedim diyorsunuz onu anladım. Hı-hı. Ama olması gereken budur diyorum size. Bir tabir söyleyeceğim bilmiyorum ama yani kesmeye çalıştığımda böyle hani bir kayış gibi. Yani ben onu ne yiyebilirim ne tadabilirim. Yani beğenmek zorunda da değilim zaten. Peki sarmayı nasıl buldunuz? Sarmayı da hani içinin pişmesi veya işte pirinci normal bildiğimiz sarma gibi ama ben zeytinyağlı sarmayı daha böyle hani dolu dolu, daha böyle büyük, daha böyle ağza gelir, ele gelir tatlı şekilde seviyorum ben. Sarmanın da o şekilde hani olmaması
beni rahatsız etti. Açıklayayım mı? Buyurun. Ben özellikle ince sarmak istedim ki hamarattık ya. Hani oradaki marifet, becerik bence ince sarmaktır deyip. Ama kalın olması da kalın yapsanız da o hamaratlık dışı olmuyor ki zaten. Normalde ama zeytinyağlı dolmanın hani zaten gibi kalem, formu. Parmak, ama kalem bu zeytinyağlı gibi değil. İşte o değil. O daha böyle tok tok olur. Sabah zeytinyağlı demedi. Sarma var dedi. Evet. Tabakta sarma var dedi. Tamam tabii. Sarmadan güzel gelen zeytinyağlı değil. Zeytinyağı koyabilirim içinde. Onda bir sorun yok. Zeytinyağı dedi ayçiçek yağı anlamında. Hayır ama bakın zeytinyağının formu başka olur. Zeytinyağı yani kuş üzümü. İşte normal aynen. Sarma zaten. Yani sarma formunda yanlış söylediysem kusura bakmayın orada. Yanlış söyledim mi? Yani sarmayı ben dolu dolu seviyorum. Hani o büyük sarmalardan seviyorum ben. O yüzden yani bu daha böyle gözüme. Peki bu marifet değil midir? Böyle serçe parmağı gibi sarmak diyorlar yani. Bu tipik bizim hepsinde evlerde sarmalar. Aynı şey sarmalar hani evde sararız ev ya. Üzerinden. Tamam. Aynen. Şimdi hayır Rüveyda Hanım hani bunu bir marifet olduğunu iddia ettiği için o yüzden ince sardım. İşte ince yaptım zaten. Hani böyle kendi ev aramızda da ortamda da aa kalem gibi sarmışsın ne güzel kız bunu nasıl sardın tarzında böyle üslupları oluyor ya. Sen ben överler diye bekledin överler ama. Överler derken belki kalın yapsaydım tam tersi bir yorum yok, alır mıydım diye de düşündüm. Ama bilemedim yani şimdi. Hani sarmadadaki düşüncem o benim. Haydarisi de normal bildiğimiz. Yani sırada idare. Evet. Mantının şeklini güzel vermişsin. Ben de yapıyorum bu mantıyı dışarıya müşterilere de yapıyorum. Ama içinin harcı çok tuzlu. Gerçekten tuzla sizin bugün bir sıkıntınız olmuş. Mantının mı? Evet, içinin yumurtası falan biraz tuzlu. Yumurtayı hiç tuz atmadık ki. Hayır ama zaten bakın, bunu dibinden, bütün olarak yiyeceksiniz. Yani bütün... ayrı içini yemenizin bir mantığı yok tamam ki çünkü. Tamam da kocaman şeyi ağzıma nasıl atayım? Hayır ya hani kesin hamuruyla beraber yiyin çünkü nişastada çok tuzlu. Kendim de yapıyorum ama ben bunun formunu sevmiyorum. Çünkü böyle yerken böyle jelimsi bir form var evet, ya. Jelimsi formunu sevmiyorum. O yüzden hani ben şeyine, dışının şeyine baktım. Şekline de baktım. Tamam olmuş ama içi tuzlu olmuş. Sarmanıza gelirsek sarmanız biraz daha ekşi olabilirdi. Sarmanız biraz yavan kaçmış. Haydari'yi böyle krema gibi pürüzsüzleştirememişsin. O peyniri ezememişsin. Peynirin içinde şey yoğurdun içinde peynirler pütür pütür durumu kalmış. Hani çok beğenemedim işin açıkçası. Yani bu siz... mantı tuzu için ne diyorsun Rüveyda? Sana da tuzlu geldi mi ya da Serpil Hanım size tuzlu bana geldi bana gelmedi. Mi? Ben almadım o tuzu. Kadir Bey bütün olarak yememiz gerekiyor. Çünkü iç harcı dediğim gibi hani hamur olarak çok fazla tuz katmadığımız için. Yani bu sadece zaten size sadece iç harcı olarak getirmedim. Hamuruyla beraber bütünce bütün ya da kesip bütünce içle birlikte çiğneyince gidiyormuş. O dengeliyor zaten kendisi. Çünkü hamurun tuzu yok. Sizin böyle içinden yediniz evet tuzu belirgin ama ben tuzu önce var. Bir kendine baktım. Hani acaba dedim hani kendinde mi var bu tuz içinde mi var? Hamurunda çok tuz yok. İçinde. İçine bayağı bir baskın tuzunu kaçırmışsın. Yani bütünü yediğinizde de bu fikirde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani... Geliyor ama bak bir yerde böyle şey geliyor. Şöyle, hani tuz bir yerde de böyle tuz hani böyle acayip bir dengesizlik yapıyor yerken. Ayşenur senin yorumun nedir? Mantı mı bu? Evet. Çiçek mantı. Çiçek mantı aynen. Tamam. Görüntü olarak benzemiyor mu çiçeğe ya da mantıya? Çiçeğe benziyor da mantıya yoğurt aradım yumurta buldum. Yok tarif bu yani farklılık olsun diye özellikle Koreliler bunu yapıyor. Bu, Korelilerin böyle buharda pişirerek yaptığı bir şey bu. Bu şekli böyle renkleriyle falan böyle size farklı bir lezzet tattırmak istedim açıkçası. Yani hani şimdi hep de böyle örnekleri veriyorum ama farklı lezzetlerle tattık arkadaşlarımızdan. Ben de çiçek mantığı seçerek böyle bir şey seçmek istedim. Yani takdir görmek istiyordum ki arkadaşlarım neden farklılık getirdin diye beni suçlar gibi buldu. Rüveyda o istediğin yani, övgüyü alamadın. Hayır övgüden ziyade hakkımı vermelerini isterim. Sonuçta hani bir farklılık olmuş, evet bunu fikir güzelmiş falan gibi tarzı şeyler bekliyorum. Arkadaşlarım neden bize farklılık getirdin tarzında böyle beni biraz yapıyorsun. Senin için söylemedim de. Ben mantı beklerken böyle yumuşak şekerler var ya onların tadı gibi. Ya işte tatlı bir de marshmallow da tam olsun. Ama şimdi bak hanımefendi diyor ki ben zaten klasik bir şey yapmadım. Yani, yani tamam. Farklı bir şey çıkarttım. Emeğinize sağlık. Çok uğraşmışsınız. Ama benim damak tadıma uygun değil. Ben bunu sevemedim mantıyı. Damak tadıma uygun değili açıkçası ben bu masada kabul etmek istemiyorum. Yani sonuçta bunun oluru budur bunun diyorum. Bunun oluru budur. Evet yani öyle mi yorum yapayım? Yok. Hassas bir ürün. Yani sonuçta ben bunu size uygun şekilde rengiyle, kıvamıyla getirmişim önünüze. Hani evet uymadı ama böyle olması da hoşuma gitti en azından yani. Çünkü kız tamam. Bir övün de şu kız bir rahatlasın. Hayır mantının. Ağzıyla övgü istiyorsun. Mantının şeklini beğendim. Şey tabağa katmış. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Damağıma uymadı demek kesinlikle bir bahanedir. Çünkü biz burada damak yarışması yapmıyoruz. Evet lezzetli kısmını evet eleştirebilirler. Ama yemeğin oluru hakkı buysa işte kuzu etindeki çelişkiler gibi. Yani kuzu etini sevmeyebilirsin ama oluru budur diyorsanız her yemeğimde bunu yapmaları gerekiyordu. Yemedim yani çok sert geldi böyle
Anladım, hoşuna gitmedi. Hoşuma gitmedi. Peki yaprak sarması için ne diyorsun? Yaprak sarması biraz içi diri kalmış. Eşkili falan güzel. Afiyet olsun. Yaprak sarmasını beğendim. Kalem gibi olur yaprak sarması, ince olur. Bu da güzeldi. Salatalığı da beğendim. Haydari'yi beğenmedin mi? Haydari değil mi? Salatalığı. Salatalığı beğendim. Haydari değil mi diyelim mi ona? Tamam, Haydari'yi de beğendim. Peki. Evet, güzel. Afiyet olsun. Elinize emeğinize sağlık. Evet. Olur buysa ben de beğendim. Afiyet Peki. olsun. Peki Nesrin Hanım? Mantını beğenemedim. Hani böyle pestil olur ya. Evet. Böyle pestil tadı gibi böyle şeyi böyle çekersin. Çekersiniz. Yerken de böyle bastıra bastıra evet. yersiniz. Pestilin içine ne koyuyoruz Nesrin abla? Tabii ki de evet. Ama o tat zaten. Ben hani sevmediğim için ilk defa da bu şekilde bir mantı yedim için ben beğenemedim. Sarmanın dedikleri gibi ekşiliği biraz daha olsaydı. Bilmiyorum arkadaşlarım sarmasının pirinci nasıldı. Benim sarmamda pirinçler ağzıma diri diri geldi. Haydariyen iyi oldu. Yani iyi oldu. O Haydariye. Peki mantının görünümü ya da uğraşı? Evet, hayır. Uğraştığı için emeğine teşekkür ediyorum. Ona bir şey demiyorum. Görünümü de tabağa geliş şekli zaten renk açısından güzeldi. Ama yiyemedim. Sanki böyle mantıyı yemeseydik de tabağın kenarında süs olarak kalsaydı diyeceksiniz dedin herhalde bir an. Zaten Kadir Bey riskli bir ürün. Ben de şey demiyorum ki her damağa böyle lezzet verecek. Ama ben buraya gelmişken emek verdiğim hani böyle el açması börek de yapardım. Ama yani burada da el açması börek kadar böyle hassas işlerle uğraştım. Tek tek pişirmesi koyması. Yani o yüzden kaynaklı yani bu emeği yok. Şeyi merak ettim ya Koreliler bununla doyuyor mu ki? İşte onlar zaten küçük porsiyonlarla yedikleri için artık buharda pişirmesi böyle devam ediyorlar. Şu an. Aa üzülme onlar uçan kuşağı da yiyorlar. Normal gene aç kaldı. Peki ellerine sağlık ama istediğin yorumları alamıyorsun. Hayırlısı. Çorbada da fark ettim. Daha bunda hala da şansım var diye düşünüyorum. Hep şunu yani. Soruyorsun. Yani tamam damağınıza iyi gitmedi ama. Buyur Kadir Bey pardon. Rüveyda Hanım fark ettiyse diğer arkadaşlar ben fark ettim ama kendi yaptığı yorumlar gibi hani yorum istiyor. Yorum istiyor evet, ve onu şimdi söylememiz. Hayır Kadir Bey çünkü yorumlar bakın, yapıyorsunuz birçok Rüveyda Hanım. Bu benim damağa uymadı. Damağa uymadı. Herkes bir saniye Ayşenur Hanım. Bir saniye. Şimdi mesela yorumumu yaptım ben. Rüveyda'nın tabii ki tabağını savunacak. Oradan söylüyorsunuz bir şeyler ama demek istiyorsunuz ki ya tamam bunu beğenmedin ama böyle böyle desen hani içini beğenmedin ama dışı olmuştu desen gibi sizi? Yönlendirmeye çalışıyor. Evet, aynen ama öyle. Niye yapıyorum ama biliyor evet musunuz? Işte. Hayır bakın şu açıdan yapıyorum bunu inkar etmiyorum kayıtlar altında zaten. Yani şimdi siz diyorsunuz ki mesela bu sarmada işte şu ama şu olması sizin gerekir. Gibi, sizin gibi ama sizin genel yaptığınız anlamda yorumlar gibi yapmak zorunda değiliz ki. Damağıma uymadığı dediğin için tamam, bu bana yeterli bir cevap işte gibi gelmiyor. Hani mesela işte Emine Hanım mesela dedi limon koysaydı hani böyle öneriler ya da işte nasıl diyeyim işte böyle teknik bir şeyler söylemenizi bekledim. Ben buna nasıl bir şey ekleyebilirim ki bu yumuşak şeker gibi, pestil gibi bir şey olmuş yani. Ya şöyle hani bir problem var. Rüveyda Hanım diyor ki bu orijinali gibi olmuşsa tamamdır benim için. Sizin damağınıza uymaması sizin probleminiz. Hani Serpil Hanım da diyor ki istediği kadar orijinal olsun. Ben lezzet alamadıysam, beğenmediysem bunu beğenmemişimdir. Evet, masadaki evet. Şu an problem bu. Evet. İstenilen farklı, söylenen farklı. Evet, bakalım yolun sonu nereye gidecek? Hadi bak. Onu denemedi cümlenin. Kurban alırım. Evet. Şimdi ana yemeğimiz geliyor. Neydi kız ters köşe kebabı mıydı? Ters takla mıydı? Tepe takla kebabı. Yanında da mevsim salatası var. Bekliyoruz bakalım. Hep ihtimalli konuşuyorlar. Yani kendi günlerinde hoş gördükleri şeyi benim günümde kusurmuş gibi anlatıyorlar. O yüzden yani inşallah son final konuşmamda bir etki edip onların fikirlerini değiştirebileceğimi düşünüyorum. Yani ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hakkı neyse onu verdim, hoş görmedim. Yani ben kimse benim orada ayrıcalıklı bir dostum, ahbabım değil. Emeklerini haklı olarak da değerlendirdim. Aynı şekilde onların da bir şeyler olmasını bekliyorum. Yoksa ki benim derdim işte şundan şu kadar puan kırayım, şundan ne kusur bulsam diye ben yemeklere bakmadım. Yemeğin oluru neyse ona baktım. Damak tadıma uyması ve el emeği ya da işte burada uğraştırıcı ne varsa onlara dikkat etmeye çalıştım. Şu an yaptığım seçimlerden hiç pişman değilim. Çıkmadı maalesef. Tepe taklaya geldik. Hadi hadi kurtaracağız inşallah. Neyse diğerlerinde inşallah bu şeyi yaşayırız. Yaşamam. Bu arada servis süresi olarak iyi midir sizin için şu anda? Bayağı bir uzadı.
Nasıl servis olacak acaba? Şimdi geldi. Derken geldi. Teşekkür ederiz. Emine Hanım da ben bugün bir bitkinlik, bir sakinlik görüyorum. Yok bitkinlik, Emine Hanım, sakinlik yok size? Da hani şimdi sakinlik biraz kaldı mu? Da hani uzun sürdü ya süreç. İçin hayır, oturduğunuzdan beri. Hayır, o 4 günlük Emine Hanım yok. Bugün, genel olaraktan bugün, atışan yok, o yüzden yok. Hayır, kendi kendime köyün delisi miyim ben bu halimce? Kız biz sana masanın üstüne çıktı temin demiyoruz. Ses olarak daha canlı dedi değil mi? Genel olaraktan yorumumu zaten söylüyorum. Olması gerekeni de söylüyorum, olmaması gerekeni de söylüyorum. Sesin bir tık daha böyle bir... Aman, ay bana bir dokunmayın. Benim günümde asla böyle aman, değil de dokunmayın bana, çok fena. Hayır, rahatsızsanız falan söyleyin, merak yok, ettik yani. Rahatsız alışmışız değilim. O canlı ay, Emine Hanım'a. Çok şükür rahatsız değilim. Evet. Mevsim salata. Mevsim miydi salatanın ismi? Mevsim salatası. Mevsim evet. Salatası, aynen. Hanımlar bu yemeğin görselini internette bulamamışlar. Genel olarak kers taklı bir ev çıkmış. Sürpriz olsun işte. Tepe takla. Tepe taklak bir ev çıktı. Evet, afiyet olsun. Buyurun. Ellerine sağlık Rüveyda'cığım. Nesrin abla, senden başlayalım. Nasıl buldun tepe taklak güveci? Tadını beğenmedim. Şimdi burada bana tuzsuz tadı geldi. Bu yemek tuzsuz mu? Evet, bana hafif böyle hani orta, çok tuzlu değil, tuzlu değil, tuzsuz değil. Bana... Nesrin abla, senin ağzın tadı yok, bu tuzlu. Ben tuzsuz tadı aldım. Tuzsuz tuzlu almadım. Yani. Evet. Tuzu bence, baharatlarla da o kadar evet, bütünleşmiş ki. Dilimi yaktı şu anda. Tuzu gerçekten var Nesrin Hanım yani. Ben almadım o tadı. Var. Ben almadım o tadı. Çok beğenemedim. Hamuru kalın, sert. Keserken biraz zorlandım. Zaten bunda ince bir hamur beklemiyoruz biz Nesrin abla. Çünkü üstüne kapak olarak kapattığımız için hani tabak görevi görüyor yani şu an. Hani ince olsa bu sefer delinip elimde patlama ihtimali var yani hani. O yüzden çok ince bir hamur olması gerekmiyor. Kuruluk kısmına da şöyle bir açıklama getiririm. Evet, bunu dış kapak olarak yaptık ama hani bu zaten yemek içerisinde durdukça o sulanma kısmı oluyor. Yani şöyle kenarlarını ellersen ilk geldiğinde evet belki sert olabilir. Ama yemek zaten sulu bir yemek olduğu için hamur bunu çekti. Şu an yumuşak yani, biraz kenarlarına şöyle bir elle istersen. Hani o hamur yumuşak yani. Hani evet ilk hani ben aldığım kısımdan sert. Evet, bazı kısımları var kabul evet, ediyorum. Evet. Ama yani o da zaten o kıtırlık hani böyle o şeylik olması gerekiyor yani. Hani yumuşak kenarına bir şey. Kenarına sarıldığı zaman evet, aşağıya doğru iniyor olması ya. Olması gereken odur yani. Veda Hanım, sevemedim. Kötü yorum yapmak istesek de yapamıyoruz. Çevirip duruyorsunuz. Çevirmek değil, açıklama yapıyorum. Yoksa ki hani yemeğimiz açıklamadıktan sonra çok da bir anlamı olmuyor yani. Yoksa ki tamam, çevirdiğimi düşünmüyorum. Nesli abi, altıda kuru olmuş mu? Hani Serpil Hanım dedi ya, kenarları dışarı taştığı için kurumuştur. Böyle bakarsam altı kuru değil. Tabii ki bu suyunu aldığı için hamuru yumuşatmış. Tabii zaten mantığı hamurunu o. Hamurunu yumuşatmış ama hani ben şuradan kenarından doğru yediğim için hamuru kuruydu. Kapak kısmının olduğu evet, için o kenar evet, o zaten hamuru kuruydu. O şekilde. Yani peki ben, bu kuruluk... et biraz sert geldi bana. Allah biraz Allah. Sert gibi geldi. Baksın ama böyle şey dökülüyor yani. Bakın hemen çatal değmeden. Bilmiyorum, ben biraz sert gibi geldi. Gidiyor yani. Çok tadını beğenemedim. Et pişmişse bir ayır Nesrin ablaya, bir göster seyirci de görsün. Şimdi üstün körü gitmeyelim. Tamam. Yani şöyle bakın, lif lif yani. Şurada bakar mısınız? Yani ayrılıyor zaten. Hani ölçekü türlü o et ayrılmaz yani. Şöyle bakın isterseniz, hemen dağılıyor yani. Şöyle baktığımda şu kenarları oradan sert. Geçebiliyorsan göster Nesrin abla. Bak, benim göstermeme tamam, bak, gerek yok. Kendisi ama zaten. Şu kısımları bak sert. Gelip bakabilir. Bir bak. Yani bak, bakıyorum açık. Açık. Hayır, kalk orada. Nesrin abla. Çiğneyeceksin, yutacaksın yani. Sinir. Pişmiş. Sanırım bu dana, sanırım bu büyükbaş hayvan eti. Evet, hani, dana olduğu için dana yani. Dana olduğu için onun bir zaten bir sevdiği var. Dana etine benzemez. Yumuşak olmaz zaten. Zaten Nesrin Hanım kuzu eti yemediği için sırf dana eti yiyor. O daha iyi bilir. Kuzu eti lohum gibi olur. Bu böyle. Ne oldu? Ya lif lif pişmemesini kabul etmiyorum Nesrin abicim. Sert de değil lütfen. Yani hani oradaki o lif lifler piştiğinin göstergesidir. Yani arkadaşlarım mesela kendi menülerinde kuzu dana yaptılar ya mesela. Hani işte bu benim damak tadıma uymadı deyip ama oluru buymuş, ben bunu kabul ediyorum dediler. Şimdi benim günümde aynı oluru niye kabul etmiyorlar, ben bunu anlayamıyorum açıkçası. Yani dana etine gösterilen hoşgörüden bahsetmiyorum. Dana etine gösterilen adaletten benim soframda niye nasiplenemiyorum, ya da işte kuzu etine kuzu gösterilen etine. Pardon, affedersiniz. Ben buna şaşırıyorum şimdi açıkçası. Şimdi hayır, dana etinden dolayı bir şeysi yok. Ama yerken bana böyle sert geldi. Böyle şimdi bir de yağsız bir dana eti ya, istersem evet, kuru olur zaten. Biraz... Tavuğun göğsü gibi çiğnedikçe biraz böyle sertleşiyor hafif ama aynen, çatalı evet, batırdığında ya da garç gurç ediyor mu lastik hayır, gibi? Hayır, öyle etmiyor tabii ki de. O zaman ama pişmemiş sert, et biraz böyle garç gurç eder. Sert.
Yani kenar böyle yerken kenar kısımları sar. İçindeki sebzelerini falan beğendin mi? Yani onlar onları beğendim. Onlarda sıkıntı yok. Onlar gayet güzel pişmiş. Hı hı. Onlar da. Hani peki böyle iç görünüm olarak bir şey yok. Açıklamalarımı yaptım ya hani yumuşak oldu zaten hani bunun kenarlarında olması gerekir. Bu sizin için hala bir olur tabak değil mi yani? Hala beğenmedin. Ama yani açıklamamı yapıyorum. Hayır açıklamam ya. İkna olmuş mu olmamış şimdi mı? Şimdi şöyle. Çünkü senin yani, tabirinden. Yani sonuçta puanlanma yapacağız. Ben hakkımı burada yenmesini istemiyorum açıkçası. Yani ya ben açık içinde kalmasın. Söylüyorum o sizin vicdanınıza kalmış olsun. Yoksa ki ben neden bunu yaptınız bu yorum yapın demiyorum ama yani. Onu zaten kendi hani hepimiz zaten kendi inisiyatifimizle zaten söyleriz. Dediğim gibi yönlendirmiş gibi oluyorsunuz. Yok yok söz uçar yazı kayıt kalır derler ya. Ben ya o yüzden zaten yani söyleriz oldu. Bizim içimizde kalmaz zaten. Ne söyleyeceksek yani söyleriz. Kötü yaparsan da sonu tatlıya bağla diyorsunuz. Evet kötü, aynen öyle. Hayır bakın ben kötü yorum yaptım. Açıklamamı yaptım. Açıklamam onun için tatmin edici mi değil mi diye onu soruyorum. Yoksa ki ekstra ben hadi tatlıya bağlayayım yani demiyorum garanti, ki. Garanti şimdi Nesrin Hanım az önce dedi ki bu kuru olmuş dedi. Rüveyda da dedi ki. İçinin sebzeleri olmuş mu bunun dediniz. Bunun kenarları taştığı için kuruyor. Ortası yumuşak. Ortasına baktın ki yumuşak. Hala bu yemek senin için sert mi? Hayır sert değil ama şu tabii ki sert değil. Tamam ben bunun için benim için kâbi yoksa ki ben olmaya falan bağlı sert demiyorum. Sert değil. Rüveyda'nın ısrarcı olması beni çok rahatsız etti. Yani ben senin yemeğini beğenmedim. Beğenmek için de beni zorlamasına gerek yoktu. Ama olmuş bir yemeğime, pişmiş bir yemeğime de yani göz göre göre de olmamasını demek açıkçası Nesrin ablaya hiç yakıştıramadım. Afiyet sert olsun Nesrin ablacığım. Teşekkür ederim. Hamuru kızarttınız mı? Yok Ayşenurcuğum. Önce bu hamuru mayalandırıyorum. Tamam. Ondan sonra işte güvecimi ayarladıktan sonra güveç kaplarını alıp Ayşenur Hanım, ters kapatıyorum üstüne hamurları. Rüveyda Hanım çok pardon. Ayşenur Hanım bu tek tek güveç kaplarında yapılıp güveç kabının ağzına sarılan kapama bir yapılıyor. Hamur. Tamam, yani fırında pişiyor. Bu nasıl pişiyor kızartılabilip de güveç kabının üzerine konacak? İşte ben de onu soruyorum. Nasıl? İşte ama o zaman da biraz araştırarak masaya otursak. Tepe taklak. Demişti ya işte o çevirdi tepe taklak oldu. Dünkü bizim bekleyip de gelmeyen yemeğin bir değişik türü. Evet. Hakkı. Hayır şunu merak yani ettim Ayşenur. Önündeki hamurun tadına baktığında kızarmış pişi gibi bir tad alıyor musun? Hani şurası çok yağlı olduğu için demek ki etin yağsını çekiyor. Ayşenur yoldan geçerken doğru rastgele gelmiş. Onu ben zaten söylemiştim. Ay Emine Hanım ya başladınız yani. Ben sizin yüzünüzden yorum yapmaya korkuyorum. Böyle sert çıkışlarım oluyor sizin tamam yüzünüzden. Tamam da hani böyle bir mantık çerçevesi. 82 milyon bana ne diyecek bu Ayşe deli mi diyecekler sizin yüzünüzden? Ya delindiniz mi? Mantık çerçevesi içinde yorum yaparsan çok sevinirim. Altını doldurulabilir yorumlar yapıyorsun. Belki öğrenmek istiyorum. Neden? Tamam da görüyorsun ya bunu görüyorsun. Kızarmış hamur nasıl yapışır? Yani? Pişi yapıp onun içine nasıl? Anlatmama da izin vermiyorsunuz. Ben yorum yapmak istemiyorum. Serpil Hanım devam edin ya. Sıra bana söz verirse Kadir Bey ben yorum yaparım. Yapacağım. Ben şey diyeceğim. Hani böyle pişi hem yönlendiriyor orası ayrı da niye yorum yapmıyorsun? Yapacağım çünkü da yapacak bir şeyi yok. Yine başladınız. Öf yine başladınız. Yeter. Kızart. Hayır orada hayır, ilk başlarken sormanız tamam. Hani bunu kızarttınız ama mı demeniz. Dinleyin lütfen. Bak bunu böyle kızartırsanız piş hamurunu böyle kabarır. Sonra böyle ağzını kesersiniz falan bir şey o tarz bir şey sandım yani. Ben açıklayamıyordum yani zaten de. Anladım. Tamam. Hayal dünyada öyle yorumlamışsın ama şimdi önüne gelen hamura baktığında hani kızarmış hamur yapısı var mı, kıvamı var mı? Var işte şu köşesi biraz böyle. Fırının sanki içinde olduğu için doğal olarak zaten kızaracak. Tamam, yani devam et Ayşenurcuğum. Kızarmamış hamur. Tamam hamuru yapmışsınız. Ben et pişmiş ama beğenmedim. Tuzlu olmuş. Niye? Baharatı kız o kadar olmuş tuzlu mu? Baharatı çok olmuş, tuzlu olmuş. Yorumu da unuttum. Ne yapacağımı da size sinirlenince benim çünkü gidiyor ya. Allah'ım yarabbim. Ya da olmuş da olmamış bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Ben bilemedim ki. Bağlayamayacağım. Ben beğenmedim, yiyemedim yani. Yani hiç el lezzeti ya da işte böyle birbirin o yağ tadı. Ya bir şey diyeceğim, cidden tuzlu mu? Yani bence de bana Kadir Bey. Bana tuzlu geldi. Bakın, bana tuzlu gelmedi, bana tuzsuz geldi. Yani o da var Kadir Bey. Aynı masada bana zıt bir yorum geldi var. Tuzsuz değil. Bugün herhalde benim tuzsuzu kabul etmiyor. Ama tuzlu da değil. Evet, gerçekten bana tuzsuz geldi. Mesela sıcak da geldi yemek. Ona dedi elim yandı yani bilmadım o ters. Bir şey cevap vereceğim. Tuzlu normal. Normal ha. Tuzlu normal. Tuzunda bir problem yok. Sevemedim ya yiyemedim. Bak peki, şimdi sevemedim bambaşka bir şey. Yani kusurunu söyle kusurunu. Sevememendeki sıkıntı ne? De ki Kadir Bey acısı çok dilim yandı ben yiyemiyorum. Baharatı çok yağlı biraz. Ette hiç yağ yok ki. Baharat dedim diye, acı dedim diye baharata mı yöneldin hemen? Hayır, zaten baharat demiş bak. Benim içinde var. Tuzlu konusunda bak, belki fazla tuzlu sevmeyebilirsin, onu anlarım. Tamam, kabul ediyorum ama böyle lezzetsiz bir yemekte koymadım ben senin önüne Ayşe. Lezzetsiz yani demedim zaten, etim pişmiş dedim. Olurunu da söyledim, olmayanı da söyledim. Siz diyorsunuz ki tamamen tatlıya bağlayın, bak işte bunu tekrar aramıyorum, tatlıya bağlama. Yani yorumunun destekler, bir şeyler söylemeni bekliyorum. Tamam, yorumunu söylüyorum.
baharatlı olmuş, tuzlu olmuş, elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bize çanak olmuş, güveç olmuş, tepe taklak olmuş. Evet. Ben de inşallah tepe taklak olmam bugün. Salatanız da, salatayı da sevmedim. İçinde hakiki zeytinyağı mı var? Var, aynen. Ben sevmiyorum hakiki zeytinyağı. Kadir Bey, yani şimdi sevmiyorum demesini kabul etmeli miyim? Yani arkadaşlarıma sürekli aynı şeyi söylemek istemiyorum. O zaman hakiki zeytinyağı yakışmamış buna. Okey, bu senin hoşuna gitmemiş olabilir ama bunun oluru bu. Onu değiştiremiyoruz maalesef ki. Ha keşke deseydin ki ben ayçiçek yağı kullanıyorum, seninkine belki dökerdin. Ya Ayşenur'un zeytinyağında yaptığı yorum kesinlikle son nokta, yani yemekte son nokta. Emine Hanım neden öyle dedi ki acaba? Ne demek son nokta? Beğenmemekti. Serpil Hanım. Menünüzde bu yemeği gördüğüm zaman bakmak istedim tabii ki. Hem görselini hem içinin yapım aşamasına. İlk başta bulamadım ama görsellerini gördüm. Daha sonra değişik bir isim altında bu yemeğe baktım. Evet, görseli aynı bu gördüğümüz şekilde. Görseline uygun yapılmış olduğunu görüyorum. Ben içinin lezzetini beğendim. Teşekkür ederim. Yani baharatların birbirine uyumunu. O tuz evet bir tık fazla. O da baharatlarla zaten öne çıkmış. Yani hamurunu katılmıyorum tabii ki de Ayşenur Hanım'a. Olması gerektiği gibi olmuş kapaması. Ben ana yemeğinizi beğendim. Salatanız da zaten normal bildiğimiz mevsim salata. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Emine Hanım son yorum sizde efendim, buyurun. Ben ana yemeğini beğendim. Ana yemeğinin pişmesi güzel. Zaten büyükbaş hayvanın dana eti bu şekilde olur. Hani böyle kuzu eti gibi lokum lokum olmaz bu. Biraz hani lime lime ayrılır ama az hafiften serdiği olur. Dediğim gibi tuzu azıcık birazcık şey ama tuzu yerinde. Tuzunda bir problem yok. Hamurun, arkadaşımın hamurunun kıvamı da güzel olmuş. Ana yemeği güzel olmuş. Ama salatan biraz az olmuş. Ama lezzeti güzel olmuş. Yani normal salata. Şey, salatam var. İlave edebilirim. Hani çok öyle tadım olduğu teşekkür için. Teşekkür yoksa teşekkürler. Tıltım olmadığından teşekkürler. Değil. Afiyet olsun. Olmuş ana yemeğin. Peki, beğendiniz. Afiyet olsun herkese. Şimdi neydi bu? Politika tatlısı. Politiko tatlısı. Yunan tatlısı. Evet. My politiko. Hadi gelsin bakalım. Ellerine sağlık. Damağıma uymadı demek kesinlikle bir bahanedir. İşte kuzu etindeki çelişkiler gibi. Yani kuzu etini sevmeyebilirsin ama oluru budur diyorsanız her yemeğimde bunu yapmaları gerekiyordu. Hanımefendiciğim, burada çay kaynıyor. Neden? Çay muhabbeti çok döndü masamızda. Ondan dolayı ondan mahrum kalmasınlar. Hem böyle bir esprisi olsun istedim. O yüzden demledim. Tatlınız için çay yanı tatlısı demesinler de şimdi. Ha yok yok, öyle bir derdim yok. Çünkü çerbetli ve sütlü bir tatlı karışık. O yüzden hani böyle çayla alakalı yorumlarımı düzgün bir şekilde yapacağım. Evet, tatlıyı da merak ediyorum. Evet. Şimdi değişik bir Yunan tatlısı olarak söyledi ama bunu internette bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Şöyle uzaktan bakınca bana biraz altı revaniye andırdı. Revaniden hallice bir tatlı. Ama içinde hiç un yok. Değişik bir tarif. Sanki böyle Yunanlar revaniye almış da üstüne muhallebi dökmüşler gibi görünüyor ama lezzet olarak, tarif olarak biraz farklı içindeki malzemeler. O yüzden aromasını bayağı merak ediyorum. Bayağı çok malzemesi var içinde. Evet. Kadir Bey, arkadaşlarıma bir de sürprizim var. Aa. Evet. Hadi bakalım. Şey yapacağız. Kız yorumları beğenme diye bir şey mi yapacak biz acaba? Yani. Biz misiniz çıkamayalım buradan? Rüveyda, korkutma bizi. Yok Kadir Bey. Onları mutlu edecek bir sürpriz. Ay. Çok beni mutlu eder bu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kız sen buna ne çok güzel oldu. Ölmüşlerin canına değsin. Bütün haftanın yorgunluğunu bir çayla üstünüzden atmanızı istedim arkadaşlar. Ay sağ olasın. Masanın başından beri soracaktım ama bu bardaklar için içecek mi? Hemen içecek onu da söyleyeyim. Şimdi ben size açıklayacağım. Tek nazar boncuğum oldu. Ben gerçi bu benim yerimde olmadığı için size böyle bir ikramlık gibi sunmak istemiştim. Aslında vişne suyu yapacaktık. Ama böyle bir pekmezle vişne suyunun bir karmaşasını yaşadım. Şimdi Rüveyda dedi ki, kayınvalidem dedi bana dedi vişne özü göndermiş dedi kaynattıkları. Kavanozu çıkarttı. Allah'a bakıyorum pekmez rengine bilirim. Hani çok kaynayınca koyulaştı mı acaba? Elim durma tabii. Kavanozu şöyle tadına bakayım. Kız Rüveyda dedim. Rüveyda dedim bu pekmez. Yok Kadir Bey vişne dedi. Güzel koydu onu sulandırdı. Tadına bakayım pekmez. Kadir Bey bir sürprizim daha var. Özellikle Ayşenur Hanım için. Ama diğer arkadaşlarım da bundan mahrum kalsın istemedim Ayşenur. Oo süper karışık. Sen onu çıkar. Tam dedikodu masası oldu. Çayımız, yardımımız, tatlımız. En sevdiğim. Artık kendi istediğin gibi karıştırırsın. Evet. Aslında bunlar bize böyle büyük finalden sonra lazımdı. Birinci açıklan sonra oturalım dedikodu yapalım. Bu hafta neler yaşandı? Ellerine sağlık. Afiyet olsun herkese. Buyurun. Çayı gereksiz buldum ben. Getirmese de olurdu. Getirmesi de benim için bir şey ifade etmedi. Hani son bir jest yapayım da belki buradan kurtarırım, belki buradan koparırım kafasında yaptı. Ama ben onun jestlerini kale almayacağım. Ben menüde neyse ben onu değerlendirip onu kale alacağım. Rüveyda Hanım'ın jesti çok hoşuma gitti.
Serpil Hanım, hoşunuza gitti mi sunum, çerez, tatlı, kıvamı? Görsel olarak bir problem yok. Evet. Benim açımdan. Lezzete geldiğim zaman, şimdi tatlınızda yani malzeme listesi biraz kabarık. Evet. İçinde bayağı malzemesi var. Ama alt tabanını tattığım zaman yani sadece yani şerbetli bir kek tadı alıyorum. Yani çok beğenemedim. Muhallebisinde de şeker kıvamını biraz az buldum ben. Onu da şimdi biraz tatlıyı seviyorum belki diyeceğim ama diyeceksiniz ki sizin damak tadınıza göre yapmak zorunda değilim zaten, evet, diye. Hı. Yani onda da şekeri biraz az buldum. Kekini de sevemedim. O yüzden tatlınızı beğenemedim. Çok affedersiniz. Şimdi ben siz bu tabağı önünüze getirdiğimde muhallebisini ayrı değerlendirin, kekini ayrı değerlendirin diye bir beklenti içerisinde değilim. Yani ben şöyle çatalınızı bir getirdiğiniz zaman birlikte yediğinizde... Tamam, ben de ayrı ayrı değerlendirip söylemek istedim. Ama hayır, yani o zaman ayrı adaletli ayrı bir seçim yapmış. Niye adaletli bir seçim o zaman olması? İşte ben şu başka aromaları da işte kazarım. O da eksik, bu da fazla. Tamam, hani bu değişik olarak yemek elbabıdır ya. Birlikte de yedim ben. Birlikte de yedim. Ha, ayrı da yedim ama tamam, muhallebiyi de ayrı pişirdiniz zaten. Üzerine döktünüz. Onun da tadının formunda söyleyebilirim. Peki şerbetle birlikte yediğinizde dengeledim o şeker zaten onu. O yüzden onun şeyini dengelemeye çalışıyoruz tamam ya. Tamam ama zaten Rüveyda Hanım bir şey söylemeye fırsat vermiyor ki. Zaten ağzınızdan cümle çıkıyor. Kendi istediği gibi cevap almak istiyor. Evet Rüveyda Hayır, Hanım. Hayır bak ama şunu söyle. Değil ben ama. Ben sizden şunu duymak istiyorum. Yani ben bu çatalı aldığımda bütün anlamlarında benim için iyi mi tamam, değil mi? Yoksa ki ayrı yorumunuza katılıyorum. O sizin anlatışı ama yani. Ben ayrı yorumunuza kabul ediyorum zaten. Hani şekerin azdır, öteki fazladır, buna kabul ediyorum. Ama benim değerlendirme şeyimde yok. Sizinkinde tamam, sizin değerlendirme şeklinizde yoktur Rüveyda Hanım. Ben sizin gibi o şekilde yorum yapıp da sonlandırmıyorum. Ben hepsini ayrı ayrı söylüyorum. Hani sizin istediğiniz gibi cevap veremem ben. Hayır ya Serpil Hanım, istediğimi istemiyorum zaten. İstiyorsunuz Rüveyda Hanım. İşte hani beğenmeme sebebiniz Rüveyda i̇şte Hanım kek, çok ikna. Sadece kek yiyormuşum gibi hissettim, o yüzden beğenmedim. Bu tatlı biraz hani beklemesi gereken. Hani bekledikçe böyle tatlı komple şerbetini kendine çeker ya. Ya bunun süresi 2 saattir. Sizin izlediğiniz videolarda zaten yaptım ben. 2 saattir zaten ben bunu hemen en başında bitirdim. Yemeğin sonuna kadar da o dinlenme süresi gerçekleşti zaten. Ama süreye mukabil zaten kaldım. Zaten yaptın, fırına sürdün. Zaten aradan geçti 45-50 dakika. Yani peki lezzet olarak lezzetli mi? Lezzet olarak lezzetli. Yani orijinal Yunan tatlısını tutturmuş mu? Kek olarak, görünüm olarak... Bak, kek olarak, görünüm olarak evet tutturmuş. Tamam, okay. Ama ki üstü kuru kalmış. Yani üst kısmı biraz sıkıntılı, yoksa tadı lezzeti güzel olmuş. Afiyet. Peki afiyet olsun. Nesrin ablacığım, bitirmişsin, beğendin evet, mi? Ben tatlımı bitirdim. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Üstünün muhallebisinin kıvamı, içine koyduğunuz o söylediğiniz mahlep falan. Onların tadı, kokusunu hepsini aldım. Afiyet çok olsun. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Tatlı. Peki, benim afiyet olsun. Damak tadıma da uydu. Ayşe Nur Hanım, bugün çok değişik. Şimdi Serpil Hanım tuzsuz diyor, Nesrin Hanım tuzlu diyor, Nesrin Hanım mahlepli diyor, Serpil Hanım mahlep tadı gelmedi diyor. Bugün bayağı bir yorumlar karmaşa karışık. Var, evet. Evet. Ayşe Nur Hanım, bunlar zaten apayrı. Rüveyda Hanım'ın jestini görünce aklıma şey geldi. Ankara'dan misafirim gelmiş, bir kara demlik çay demleyeyim de içsin gibi. Tabii öyle geldi zaten, hoş geldin. Jestini çok beğendim. İstediğim masa güzel. Tatlıya gelince de... Tatlı biraz şerbetini çekmemiş. Keki kalın olduğu için diye düşünüyorum. Muhallebisinin tadı, şekeri biraz az kalmış. Tatlıyı sevemedim ya, beğenemedim. Şeyi açıklamak istiyorum, tekrar ediyorum. Muhallebisinin şekeri zaten az olmalı ki alttaki şerbeti dengelesin. Hani şöyle olur, yani tarifin dışına çıkmadım. Hani ekstradan ben buraya şeker katsaydım bu sefer de ikisi çok şekerli olmuş diyecektiniz. Keşke biraz inisiyatif kullanıp şekerini azaltsaydınız diyecektiniz. Hani tarifin dışında ekstra bir şeker koymadım. Onu söylemek istiyorum. Yani basit geldi. Hem basit olmuş hem keki falan... Sen elinde açtığından oldu, o da olmadı. Olmayınca olmuyor demek ki Emine işte. Hanım ne yapayım? Olmayınca olmuyor yani. Peki. Ya hani o zaman basit kaçmış değil mi? Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Teşekkür. Siz gene başlayacaksınız anlaşılan. Aynen, çok aynen, da uzatmadan. Aynen. Evet Rüveyda'cığım, ellerine kollarına sağlık. Misafirperverliğin için. Ama maalesef ki çok istediğin yorumları alamadın. Sağlık olsun. Onun farkındayım. Yani şöyle ben şey yapmış da değilim. Hani böyle aa deyip herkes zaten böyle bir masa kalktıktan sonra tatları bir daha damağından geçirecektir. Ondan sonra da gerçeklerini vereceklerdir diye inanıyorum. Hadi bakalım inşallah güzel puanlar gelirler. Biliyorsunuz ki birazdan 50.000 TL'nin sahibinin belli olacağı büyük finale karşınızda olacağız. Şimdi hep birlikte Rüveyda'ya puan vermek üzere gidiyoruz. Haydi buyurun. Bugün Rüveyda Hanım'ın masasında sadece çorbasını ve ana yemeğini beğendim. Bunu da dile getirdim zaten. O yüzden Rüveyda Hanım'a puanım.
2. Rüveyda'nın sadece çorbasını beğendim, bir de tatlısını beğendim. Rüveyda'ya puanım... 2. Rüveyda Hanım'ın masasını beğendim, ana yemeğini beğendim. Tatlısını da birazcık beğendim, tam beğenemedim ama tatlısı da geçer benim için. Rüveyda Hanım'a puanım... 3. Benim için 4-4'lük bir masa değildi. Ne iyiydi ne kötüydü. O yüzden Rüveyda Hanım'a puanım... 3. Rüveyda Hanım'ın eline koluna sağlık. Rüveyda mutfakta beni şaşırttı. Bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. Her yere hakimiyet sağladı. Eline koluna sağlık. Bal kabağı çorbasını ben beğendim. Gayet hoşuma gitti. Evet, tuzu hafif keskindi ama beni rahatsız etmedi. Ben de biraz tuzu seviyorum. Ara sıcak tabağını beğenemedim. Evet, mantının şeklini çok güzel yapmıştı ama lezzeti yoktu. Nişasta olduğu için sert geliyordu. Rüveyda genel olarak hep olması gerekeni savundu ama tabii ki ister istemez yarışmacıların da beğenmesi gerekiyordu. Ben Rüveyda'ya haftanın başında da dedim. Bak, bu yorumları yapıyorsun ama bu yorumlar sana gelmeyecek dedim. Beni dinlemedi. Ana yemeğe gelince ben ana yemeğini çok beğendim. Hamuru da eti de gayet güzeldi. Emine Hanım'a şaşırdım. Nasıl tuzlu buldu? Bana hiç tuzlu gelmedi. O kadar keskin bir tuzlu yoktu. Etleri de güzel pişmişti. Tatlıya gelince tatlısını da beğendim. Gayet güzel olmuştu. Kekinin kıvamı da, muhallebisi de, görüntüsü de çok şıktı. Eline koluna sağlık diyorum Rüveyda Hanım. Evet, haftanın son yarışmacısına son puanı verdiğime göre nereye gidiyoruz? Tabii ki de büyük finale. Bakalım 5 hanım arasından 50.000 TL'nin sahibi kim olacak, görelim hep birlikte. Enem Arat benimden, büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, heyecanın dorukta olduğu, tansiyonların yükseldiği, herkesin gerildiği büyük finaldeyiz. Şimdi arkadaşlar hazırsanız öncelikle etabın birincisini açıklayacağım. Biliyorsunuz ki bu hafta da tepsi terledik. Birbirinden zor, inanılmaz, sert, artık böyle kararmış tepsiler terledik. Ah Nesrin ablamın gözlerini bir... Zordu. Hazırsanız etabı en iyi şekilde yapan, etabın birincisi olan yarışmacıya çıkıyorum efendim. Hazır. Etabın birincisi, etabı en iyi şekilde yapan yarışmacımız, yani süpürgenin sahibi... 3, 2, 1, Rüveyda Hanım oluyor arkadaşlarınızla. Tebrik ediyorum Rüveyda Hanım. Sağ olun. Üçgen başlıklı sürpriz hediyemiz. Evet. Sağ olun. Güle güle kullanın. Evet, bu arada geçtiğimiz haftalara göre bu hafta herkes elinden geleni yaptı. Yani geçtiğimiz haftalarda bayağı zorlanıyorlardı, çıkaramıyorlardı. Siz her elinizden geleni yaptınız. Ama en hızlı şekilde, en iyi şekilde Rüveyda Hanım yaptı. Ekranlarda da göreceksiniz. Rüveyda'cığım ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun Kadir Bey. Evet, şimdi... Sıra geldi. Hanımlar birbirine kaç puan vermişler onu görmeye. İlk günü yarışmacımız Ayşenur Hanım. Ayşe hazır mısın? Hazırım. Hazırsan rakiplerin sana gününde kaç puan vermiş açıklıyorum. Tamam. Bakalım şaşıracak mısın? Evet, Ayşenur Hanım'a gününde ilk olarak Emine Hanım 2 puan vermiş. Neden? Çünkü hiçbir şeyin olmamıştı. Onu da sadece cesaretine ve masana verdim. Cesaretime ve evet. Masama. Cesaret de Ankara'dan İstanbul'a evet. Gelmesi mi? Aynen öyle. Ya hiçbir emek görmediniz. Buraya emek yarıştırmıyoruz. Buraya hamaratlık yarıştırıyoruz. Ben hiç evet. Beğenmedim puanınızı. Emine yani. Hanım'dan 2 puan geldi. Hazır mısın Ayşenur? Devam ediyorum. Hazırım. Gününde sana Nesrin abla 2 puan vermiş. Yani inanmıyorum size ya. Nesrin abladan beklemiyor muydun 2 puanı? Hayır, beklemiyordum. İçiniz rahat mı? Rahat. Size inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum. Yani beğenmişler miydi genel olarak yemekleri? Evet, yemişlerdi yani. Tadına baktım ama yemeğinin beğenmedim yemeklerini. O zaten gün de söylediniz. O gün de söyledim. Peki. Evet, gelelim Serpil Hanım'a. Serpil Hanım da Ayşenur Hanım'a gününde 2 puan vermiş. Çok adaletsiz. Yok, adaletsiz hiçbir değil, şekilde Hanım. Hak etmediğim bir puandı. Yok, oluru yine gerçekten oluru oydu. Hani çorbayla başladık, sonu da aynı şekilde geldi. Hani olmuş olsaydı zaten ona göre puanımı ben verirdim. Peki. Son puan Rüveyda Hanım'ın. Rüveyda Hanım'ın puanını merak ediyorsun Ayşenur. Hazır mısın? Rüveyda Hanım. Son olarak Rüveyda Hanım Ayşenur ama gününde 3 puan vermiş. Yani. Şöyle ki, yani, ortalama bir puan. Açıklayayım ya. Tabii buyur açıkla. Yani şöyle, ben olmamış bir ürünlerin olduğunu söyledim zaten. Ama bütün yemeklerin yetişmesi falan, yani benim için iki, eğer ki yemekler yetişmemiş, yanmış olsaydı o puanı verebilmeyi vicdanım el verirdi. Öteki türlü bir sıkıntı yaşamadık ama baklavanın azizliği ama el açmasının kıymetini de bildiğim için ona göre değerlendirip 3 puan verdim. Teşekkür ederim. Ortalama bir puan 2'den daha iyidir. Daha da yükseğini verebilirdim yani. Ama mesela baklava olsa eminim daha fazlasını hak ederdin yani. Çünkü emeğin vardı.
Evet. Teşekkür ederim. Böylelikle Ayşenur Hanım 9 puan ulaştı efendim haftanın ilk gününde. Birazdan benim puanlarım da açıklanacak. Gelelim Emine Hanım'a, ikinci gün yarışmacımız. Emine Hanım'a gününde Ayşenur Hanım 3 puan vermiş. Bekliyor mu dün 3 puan? Az vermiş. Az vermişim. Evet, az vermişsin. Çünkü benim her şeyim gayet de lezzetliydi. Gayet de her şeyim olmuştu. Çorbam kesilmemişti. Tatlım olmuştu. Ana yemeğim olmuştu. Benim de vicdanım çok rahat. Üç verdiğim için. Evet, Serpil Hanım Emine Hanım'a gününde 2 puan vermiş. Gerçekten Ayşenur Hanım'ından bir mi tuttunuz benim menümü? Bir tutmak değildi. Ya Serpil Hanım Ayşenur Hanım'a 2 puan. Evet, 2 puan. Aa, iki evet, puan bir tutmuşsunuz. Bir tutmadım. Hayır, ben bir sadece tutmuşsunuz. Beğendiğim zaten 2 tane ürün vardı. Onlara dayanarak ben 2 puan verdim. Ayşenur'un baştan aşağı olmamış bir menüsüne 2, benim tam olmuş menüme 2. Hani gerçekten ben onu kıyaslayarak vermedim. Ama onunki kıyas ayrı... işte aynı puanı bu neye geliyor? Kıyas tutmaya geliyor. Yani 2 verdim, o da benim kendi özgür iradem. İçiniz rahatsa Ayşenur'un dediği gibi diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten çok adaletsiz. Serpil'den bekliyor muydun bu puanı? Ay, hiç beklemiyordum. Ama o gün gerçekten masada da ben söylemiştim zaten. Hani masada söyledim, hani orada farklı konuşup da puanlamaya gittiğim zaman da farklı bir Ayşenur'un şey söylemedim. Ayşenur'un masasıyla aynı mı görmüştünüz? Hayır, zaten aynı görmek olarak değil. Ayşenur Hanım da tamam, hani çorbadan başladık. Dediğim gibi, şimdi siz baklava hakkında Ayşenur Hanım'a şey yorum yaptınız, yalancı baklava. Siz orada onu eleştirdiniz, ben farklı bir şey eleştirdim. Ben kendi doğruma göre 2 verdim, siz de aynı şekilde kendi doğruma göre 2 evet, verdim. Evet, devam ediyorum. Nesrin Hanım, Emine Hanım'a gününde... 1 puan vermiş. 2 puan vermiş. Çok adaletsizlik olmuş gerçekten. Evet, yani tamamen baştan sona olmuş bir menü 2. Baştan sona offside olan bir menü. O size göre baştan sona olmuş bir menü ama. Ben yorumlayayım. Hani yemekleri yetiştirme açısından diyorsanız yetiştirme açısından bayrak açısından hayır. O sizin ama size göre baştan sona olmuş bir menü. Baştan sona olmuş bir yemek. Tat olarak bahsediyoruz verdiğimiz puanları zaman. Peki Nesrin Hanım da açıklasın. Buyurun Nesrin Hanım. Yani şimdi tamam menü yetiştirilmiş. Ben söylemiştim kuzu etinden olduğu için ana yemeğini zaten beğenmedim. Tatlısı keza öyle beğenmedim. Tatlıyı bakın siz olayı saptırıyorsunuz. Hatta programdan sonra dedi bana bunun tarifini ver dedi arkada röportaj şey yapmadan önce. Ben de programdan sonra veririm. Şu anda dedim yasak böyle bir şey dedim. Ha, yedikten sonra benim tarifini istedi. Evet. Gül suyunun kokusundan sonra yani ondan öncesinde. Ama siz hoşunuza giden bir şeyden puan kırmışsınız. Hoşuma gitmedi. Ben orada sonra yerken zaten. Tarifi neden sonra istediniz o zaman? Ben tarifi şeyden gül suyun yani o tadı alma o dışarıda konuşurken istedim. Ya da tarifi istedim. İstediniz acaba içinde o tadını evet. Aldığınız ürün var mıdır diye bakmak için mi? Hayır ürün bak olması için ben değil. Zaten söylemedim ki tarifi. Hayır, söylemedi. Hayır, ya da Emine Hanım'ınkini beğenmediniz ama kendim deneyeyim diye mi istediniz tarifi? Hayır bence içindeki malzemeyi beğenmediğiniz için. Beğenmediğiniz tarifini mi istediniz? Öğrenmek için. Yani bir tarifini dedim, bir alayım bakayım. Peki, bunun için acaba gül suyu var mı, ne var? İşte onu, evet, Emine Hanım Nesrin Hanım'dan 2 puan aldı, Rüveyda Hanım'dan 5 puan aldı. Teşekkür ederim arkadaşım. Elinize sağlık. El emeği olması, böyle baştan sona uyum içerisinde olması, fikirlerinizin güzel olması, hakkınızın bu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü yani her şeyi baştan sona beğendin mi Rüveyda? Şöyle, eksikleri muhakkak vardı. Ama her zaman dediğim gibi oluru olmazını değerlendirdim. Bir de mesela el açması olarak yaptığı şeylerde tadını da tutturabilmişti. Ayşenur Hanım da aynı şeyi yapsaydı mesela eminim daha yüksek puan alırdı. Yani böyle ufak kusurlar muhakkak var. Hepimiz sofra kurduk. Ama baştan sona hak ettiğini düşünüyorum. Evet, sıra geldi Serpil Hanım'a. Üçüncü gün yarışmacımız. Bu arada Emine Hanım toplamda 12 puana ulaştı. Serpil Hanım'a gelelim. Serpil Hanım Ayşenur Hanım'dan 3 puan aldı. Emine Hanım'dan 3 puan aldı. Nesrin Hanım'dan 3 puan aldı. Rüveyda Hanım'dan 4 puan aldı. Evet, ne düşünüyorsunuz Serpil Hanım? Toplamda 13 puana ulaştınız. Herkesten 3, sadece Rüveyda'dan 4 puan almışsınız. Teşekkür ederim Rüveyda Hanım'a ayrıca. Nesrin Hanım'a gelelim. Nesrin Hanımcığım, Ayşenur Hanım'dan 2 puan almışsınız. Emine Hanım'dan 2 puan almışsınız. Serpil Hanım'dan 3 puan almışsınız.
Rüveyda Hanım'dan 5 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Ve böylelikle 12 puan ulaşmışsınız. Teşekkür evet. ederim. Rüveyda 5 puan vermesin Nesin Şöyle ablaya. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ikisi aynı mı diye bir kıyas yapar Emine Hanım diye düşünüyorum. Evet yaparım. Elaç, tatlılarınızda ikiniz de başa başladınız. Mesela eğer ki Serpil Hanım gibi sütlü bir tatlı yapsaydı hemen hemen eş değer verecektim. Çünkü orada el emeğine bakıyorum. Ayrıca siz o masada o gün şeffaf olmadınız. Yani o tatlının yumuşak olması gerektiğini dile getirseydiniz belki daha böyle size nasıl diyeyim denk düşürmeyecektim. Ama mesela Nesin Hanım'ın o tatlısındaki kabul ediş ya da işte emek harcaması benim hoşuma gitti. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Rüveyda Hanım size. Hoşuma gitti. Ana yemeği hani sizinkinden mesela veya güne gelene kadar daha mı iyiydi mesela Nesin Hanım'ın yemeği? Yok benim ana yemeğim güzeldi. Tam daha Nesin iyi değildi. Ki? Hayır kesinlikle daha iyi değildi. Hatta yani aslında güzeldi ama şekil olarak uygun değildi. Ana yemeği bence tadı falan güzeldi. Porsiyonluk olarak getirmesi, şekil açısından getirmesi ama yemeğin başka bir yemek olmadığının farkında olduğum için değerlendirmem. Ayrıca sizin o böreğiniz el açması olsaydı eminim size de ben 5 puan verirdim. Çünkü ben şuna bakıyorum. Lezzet var mı? Eksik yediği tolere edilecek bir şey mi? Bir de orada el oyalayıcı bir şey yapmış mı? Olmadıktan sonra el açması olsa ne olur? Ama şimdi bakın onları tek tek açmış, içine koymuş. Peki Rüveyda sen lezzetleri değerlendirsin. Yani, Rüveyda Hanım herkese 5 vererek kendi vicdanınızı rahatla... Yok benim zaten vicdanım var. Hatta Ayşenur Hanım... Tamam o zaman ben şimdi şöyle vereyim. Yani, bak, ondan sonra olayı kapatalım yani. Oları olmadı. Benim masamla Nesrin Hanım'ın masasını kıyaslayarak 5 veremez. Burası vicdan rahatlatma yarışması değil ki. O zaman ben de herkese 5 verseydim, çıkıp gitseydim herkese... Keşke verseydin Ayşenur Hanım. Ama ben şimdi ben sizin kadar bu kadar ağır bir tepki vermiyorum. Tabii ki vermezsiniz. 5 aldınız zaten. Hayır. Tamam da siz de bana 2 verdiniz. Bakın, çok anlamıyorum size. Ay yemeğiniz olmamıştı. Hayır ben size neden kızmıyorum? Ben neden kızmıyorum 2 verdi de? Arkadaşlar 5 verecek kadar güzel miydi diye sorguluyorlar. Ben, orası ayrı bir şey. Sen eminsen 5 puandan gerisi önemli değil. Peki 5'lik bulduysan Nesrin abla toplamda 12 puana ulaştın. Rüveyda'ya gelmek istiyorum. Evet Rüveyda haftanın başından belli kendi düşüncesini savundu, ona göre puan verdi. 2 kere de 5'ini kullanmış, 1 kere de 4'ünü kullanmış. Bakalım arkadaşları Rüveyda'ya kaç puanlarını kullanmışlar. Hayır. Ona gelelim. Evet. Rüveyda Hanım'a Ayşenur Hanım 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Evet Rüveyda Hanım'a gününde Emine Hanım 3 puan vermiş. Ana yemeğini beğendim. Sofrasını beğendim. Tatlısını beğendim. Evet Rüveyda'cığım Serpil Hanım'dan 2 puan almışsın. Nesrin Hanım'dan 2 puan almışsın. Evet. Ve toplamda 10 puana ulaştı. Ne söylemek istersin? Ben puan kaygısıyla 2 verdiğinizi düşünüyorum. Puan kaygısıyla en azından, asla. Hayır yani bakın şöyle, ben neyi beğendiğimi söylediyse ona göre puan verdim zaten ben. Çünkü kendine oynadı. Ben kendime neden oynayayım? Evet, her ikiniz kendinize oynadınız. Beni başkasıyla kıyaslamayın. Beni başkasıyla kıyaslamayın. Bugün hepimiz bir bireyiz. Hepimiz buraya yarışmaya geldik. Olmuşu görmezden gelmedim. İnsanların emeğini yok saydınız. Sizin sofranızda da neyi beğendiniz? Aynısını siz de söyledim. Emin olun aynısını siz de yaptınız. Ablaya da bir yorum yapabilir miyim? Evet. Şöyle ki olmuş etimin pişmişliğine inatla pişmedin dedin ve biraz orada açıkçası üzüldüm. Evet Rüveyda dediğine geldik mi? Geldik Kadir Bey. Acı ama peki gerçekten. Sen benim dediğime geldin mi? Yani pişman değilim Kadir Bey. Yani insanı nereye koyarsan koy değişmeyecek. Okey ama ben sana şunu söylüyorum. Hı-hı. Tabii ki iyi niyet merhamet her daim önemli ama şimdi bu bir yarışma, bir şeyleri değerlendirirken bazı şeylere de dikkat etmemiz lazım. Sen kendine bir kriter belirlemişsin. Hı-hı. Onun dışına çıkmadı. Çıkmadım. Ama o her zaman her yerde öyle o şekilde olmuyor. O da şundan, bu programın güvenilirliğine ve oradaki kıstaslara dikkat ettiğine inandığım için katıldım zaten. Sizin çizginizden de kaymak istemedim. Aynen öyle ama damak zevki de çok önemli. Hani bu olmuş mu? Evet kriterlerine tabii ki bakıyoruz evet. Ama şimdi lezzet de çok önemli bizim için. Seni ben bu konuda ikna edemedim çok fazla. Aslında yoksa tam istediğim yarışmacısın. Yani puan kırmamak için uğraşıyorsun okey ama sen de biraz fazla puan kırmamazlık yapıyorsun. Evet. Düşük puan verseydin sana yüksek puan verecekler miydi? Hayır. Gene aynı puanları belki de alacaktın. Aynen. Sadece rakip küçük bir söylemek istedim. Rakip gördüklerimi de gösterdikleri için teşekkür ediyorum gerçekten. Hele ki son günde yapmış olduğumuz bu değerlendirme bunu gerçekten gösterdi. Bu da benim için yeterli zaten. Evet. Şimdi sıra geldi. 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklamayı efendim. Hazır mısınız? Buradan inşallah şampiyon olarak ben çıkacağım. Kendime çok fazla güvenerek geldim buraya. Ve günün sonunda gülen taraf ben olacağım. Ben birinci olurum inşallah. Bence bu parayı en çok ben hak ediyorum. Çünkü benim menüm daha riskliydi, daha el oyalıcıydı. Hak ettiğimi düşündüğüm ve birinci olmaya layık olan bir sofra oldu. Bakalım onu da inşallah adaletli bir seçimle göreceğiz. Hak eden kazansın. Tabii ki ben hak ediyorum, ben kazanacağım. Hazırsanız 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum efendim. Toplamda 15 puan alarak
Kadir Ezil değil en amarat benim de. Efendim 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız maalesef ki toplamda 15 puanla 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız... Maalesef ki 15 puanla Ayşenur Hanım oluyor. Evet. İlk kez yaşıyorum. Sondan ilk oldu bu da. Olsun. Eline koluna sağlık Ayşenur. Teşekkür ederim. En azından cesaretini gösterdin. Evet. Neşe kattın haftamıza da. Ben gönüllere şampiyonum. Güzel, yorumlarınla bizi de eğlendirdin. Kendin de eğlendin. Elinden geleni de yaptın bu arada. Teşekkür ediyorum. Rica evet Ayşenur arkadaşlarından 9 puan aldın. Temizlik için benden 4 puan aldın. Bunun içinde etabın da var. Yemek için maalesef ki 2 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Teşekkür evet ederim. Elinden geleni yaptın ama lezzet konusunda sıkıntılar vardı. Ben de röportajımda yorumlarımı yaptım. Dinleyeceksin. Tamam. Tekrardan teşekkür ediyorum cesaretin için. Ben teşekkür ederim. Evet son 4. Hazır mısınız? Devam ediyorum. Toplamda 18 puanla 50.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 18 puanla... Nesrin Hanım oluyor. Teşekkür ederim. Evet Nesrin abla ellerine sağlık teşekkür senin de. Teşekkür ederim. Neşen için, pratikliğin için teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Nesrin abla benden temizlik için 4 puan aldın. Teşekkür maalesef ederim. Ki yemeklerin için 2 puan aldın. Teşekkür röportajımda ederim. Tek tek tane tane hepsini açıkladım. Teşekkür sen de göreceksin. Ederim. Her şey için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. 18 puanla 50.000 TL'ye veda ettin. Teşekkür çok ederim. Çok güzel bir gün yaşadık. Tebrik teşekkür ederim, ederim seni de. Evet. Emine Hanım, Serpil Hanım ve Rüveyda Hanım. Son üçtesiniz. Hazırsanız aranızdan 50.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacıyı açıklıyorum efendim. Toplamda 18 puanla 50.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Evet maalesef ki Emine Hanım oluyor. Evet. Arkadaşların haksızlığına teşekkür ederim. Vicdanımız rahatsa helal olsun. Diyecek bir şeyim yok artık o da sizin aranızda. Evet Emine Hanımcığım arkadaşlarınızdan 12 puan aldınız. Hı hı. Benden yemek için 3 puan aldınız. Temizlik için 3 puan aldınız. Toplamda 18 puana ulaştınız. Elinize sağlık. Mutfakta biraz heyecanlıydınız. Onun farkındaydım. Evet. Arada böyle donuyordunuz. Evet arada bir git evet, yerler eğer oldu. O heyecanınız da olmasaydı eminim ki güzel bir performans, daha da güzel performans sergilerdiniz. Ama her şey için tebrik ederim. Rica zaten ederim. Günlük hayatınızda da istediğinizi yapan bir kadınsınız. Evet. Yolunuzda devam edin efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan hayatınızdaki başarınız için söylüyorum. Evet son iki Serpil ve Rüveyda efendim. Ve 50.000 TL önümüzde. Evet arkadaşlar bakalım 50.000 TL'nin sahibi aramızdan kim oldu? Hazır mısınız? Hazırız. Evet, Serpil Hanım ne hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Heyecanlısınız. Çok. Rüveyda ne hissediyorsun? Ben de heyecanlıyım. Heyecanlısın. Evet. Evet efendim. 50.000 TL'nin sahibi Kadir Ezil Dileğen Amarat benim de bu haftanın birincisi 50.000 TL'nin sahibi bu madalyayı boynuna takacak yarışmacımız bu hafta en amarat benim diyen yarışmacımız 3, 2, 1 siz de olabilirsiniz ne yapıyorsunuz o zaman başvuruyorsunuz efendim haydi bakalım nefesler tutuldu 5, 4, 3, 2, 1 bu haftanın birincisi Serpil Hanım oluyor. Şöyle madalyamızı takalım. Güle güle kullanın inşallah. Önce kolunuza sağlık. Tebrik ederim. Dur 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 dur. Yıktı ortalığı heyecandan. Geldi. Evet duygu dolu anlar. Evet. Çok heyecanlıyım özür dilerim kusura bakmayın. Estağfurullah tabii ki de. Bu yarışmaya katılma amacımı zaten ilk başta söylemiştim neden başvurduğumu. Çocuklar. Çocuklarıma seslenmek istiyorum. Sizin için katılmıştım. Kendime güvendim ve kazandım. En yakın zamanda yanınıza geleceğim. Sizi çok özledim. Emre'ye ve Ege'ye öpücüklerimi gönderiyorum. Anneme babamı çok özledim. Onlara da öpücüklerimi gönderiyorum. Hadi bakalım o zaman. İnşallah en kısa zamanda buluşacağız. Çocuklarının yanına. İnşallah. Evet. İkinizin de ellerine sağlık. Evet. Evet Serpil Hanım benden temizlik için 4, yemek için 3 puan aldı. Arkadaşlarından aldığı 13 puanla da toplamda 20 puana ulaştı. Evet toplamda 19 puana ulaştın. Benden
temizlik için 5, yemek için 3 puan aldın. 1 puan da mutfak adaptasyonun için aldın. Çünkü çok hızlıydın. Her şeye tek tek yetiştin. Eline koluna sağlık diyorum. Çok sağ olun. Evet, bu haftayı da bu şekilde kapatıyoruz. Bakalım pazartesi günü kimlerle yarışacağız, hep birlikte göreceğiz. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.